Merhabalar. Bugün yurt dışında eğitim ve akademik kariyeri konuşacağız ve karşımızda Doktor Mustafa Korkut Ata var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Ümit, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ben de. Şu an aramızda tabii bayağı bir saat farkı da var. Sen şu an Amerika'dasın, Boston'dasın, öyle değil mi? Kesinlikle evet, şu an Amerika'dayım. Aramızda 8 saat fark var. Siz 8 saat ileridesiniz. Biz bu yayını yapmak için epeydir konuşuyoruz ama işte bu saat farkından dolayı bugüne kısmet oldu. Şimdi Mustafa Korkut Ata kimdir? Öncelikle seni tanımayanlar için kısaca bir tanıtabilir miyiz? Tabii. Mustafa Korkut'a lisans eğitimini moleküler biyoloji ve genetik bölümünden aldıktan sonra İstanbul'da lisans dönemimde bir dönem yine Amerika'da staja katıldım. Boston'da. Harvard ve MIT'nin ortak bir programında biyomühendislik üzerine staj yaptım. Üçüncü yılımda lisansta. Orada mikroçip ELISA teknolojileri dediğimiz teknolojiler üzerine yoğunlaştık. Bu teknolojilerde amacımız hızlı teşhis tool'ları yani araçları geliştirmekti. Yine teknoloji hem mühendisliğin uygulamalarını kullanaraktan hem de biyolojinin uygulamalarını kullanaraktan hızlı hastaneler için hızlı teşhis cihazları geliştirmek üzerine bir 6 ay falan staj aldım MIT'de, Harvard'da. Sonra Türkiye'ye döndüm. Moleküler biyoloji eğitimimi tamamladıktan sonra ne yapabilirim, ne edebilirim diye o dönem yani 2012 yılları bir sorgulamaya geçtim. O sorgulamada çok fazla Türkiye açısından aslında o zaman Türkiye'de kalmayı çok istiyordum. Ama çok fazla Türkiye açısından beni heyecanlandıran gelişmeler olmadı kendi alanımla ilgili. Aynı zamanda yani çok net göremedim burada bir de Amerika'daki stajdan sonra farklı bir top yani nasıl diyeyim bir araştırma ve bilim ülkesinde araştırma yapmanın tadını tattıktan sonra yani Türkiye'de kalma fikrinden her geçen gün biraz daha uzaklaştım. Ama tabii yine de yani mezun olduktan sonra ben Türkiye'de bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bu Evet. sefer bürokratik engellere takıldık. Benim aslında iyi bir okuldan kabul almıştım lisans için. Fakat o dönem dil skorum kayıt dönemine yetişmediği için işte resmi kaydımı tamamlayamadım. Bunun Evet. üzerine hakikaten bir 6 ay şey oldu. Bir sıkıntı yaşadım yani böyle ne yapacağım ne edeceğim diye. Hayal kırıklığına uğradım. Sonra arkadaşlarla daha önce tanıştığım arkadaşlarla seminerlerde, sempozyumlarda onlarla diyaloğum sürerken benim lisanstaki sınıf arkadaşımın Japonya'dan bir programda kabul aldığını duymuştum. O bana bir şekilde ulaştı. Ya işte burada güzel bir program var neden gelmiyorsun diye. Bütünleşik doktora programı diye. Ve Japonya'ya gittim. Tsukuba Üniversitesi'ne. Orada uyku aslında sinir bilimleri. Genelde insan biyolojisi ama özellikle de sinir bilimleri ve uyku tıbbi üzerine doktoramı tamamladım. Ve 2019 yılından beri de şu anda Amerika'da Boston'da Harvard Medical School yani Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı. Bethesda Diakonis Medical Center'da nöroloji departmanında, nöroloji bölümünde Evet. yine uyku üzerine çalışmamı Evet. sürdürüyorum. Kısacası öyle. Tamam. Peki Mustafa biz seninle nasıl tanıştık? Bu güzel bir soru. Aslında Bilimorg bizim buluşma noktamız oldu seninle. Sen sanırım Bilimorg'u 2002 yılında forum olarak açmıştın. Forum olarak açtık. Evet. Ben o dönemler muhtemelen lise çağlarındaydım. Ve bilim ve teknolojiye karşı her zaman merakım vardı. Hatta arada bir gider TÜBİTAK'ın Bilim Teknik Dergisi'ni alır okurdum yani bulunduğum şehirde. Sonra ben internet yavaş yavaş yaygınlaşınca Türkiye'de bilim üzerinde neler oldu diye Google'a falan aramaya başlamıştım. İlk karşıma çıkan Bilimorg'un forum sitesiydi yani. Evet. Oraya hemen çok bir heyecanla gidip kayıt oldum forum sitesine. Oradaki arkadaşların yazdığı tartışmaları falan ben de entry'ler giriyordum o dönem. Hoş oluyordu. Sonra tabii ben yani şöyle diyeyim sana öğrendiklerimi yazarak daha fazla öğrenebileceğimi keşfettim.
Yani sadece öğrenip bende kalmasının bir anlam ifade etmediğini fark ettim. Bir şeyleri yazınca daha iyi öğreniyormuşsun. Onu hissettim. Ve o zaman yine şimdi genetik bilimine de ilgim vardı. O zaman yine Türkiye'de iyi iş yapabilen bir gen bilim diye bir site vardı. Tabii şu Evet. anda kapandı, tarih oldu. Orada ilk amatör yazarlık hayatıma başladım. Ama çok ilginç bir şey oldu. Orada yazdığım bir yazı haftanın yazısı olarak seçildi. O kadar entry yazının içerisinde. Ve daha ben hani sanırım üniversitenin ilk yıllarındayım. İlk üniversite yıllarımdayım. Bu beni çok motive etti yazı dünyasına karşı. Özellikle bilimsel yazılar yazma konusunda. Sonra çeşitli farklı internet, bilimsel internet, bilim platformlarında, internet üzerinde yazılar, gönüllü olarak yazılar yazmaya başladım. Ve en sonunda da sanırım senle 2012, 11 yılları da 12 yılları arasında 2012'ydi. 2012'de sen o dönem BilimOrg içinde böyle heyecanlı Farklı bir yazarlar, yapılanmaya girmiştik, farklı bir evet. yapılanmaya girmiştin. Heyecanlı yazarlar falan arıyordun. Evet. Ben de öyle buluştuk senle öyle bir şekilde sanırım yine internet üzerinde mesajlaşarak ya da Messenger'dan ya da Facebook'tan bir şekilde böyle involve oldum sizin gruba. ICQ'ya kadar gidecekti Aynen. herhalde. Involve oldum. Yani sizin gruba girdim. Sonra tabii çok iyi yani çok olumlu dönüşler aldım. BilimOrg'a tabii BilimOrg gibi bir markanın içerisine girince insan bir yazmak istiyorsa 10 yazmak istiyor, 20 yazmak istiyor. Ben o dönem çok mesela aktiftim. Üniversite yıllarında çok fazla vaktim de vardı. Okuduğum her bilimsel haberden bir derleme yapıp BilimOrg'da yayınlamaya çalışıyordum. Ve güzel dönüşümler aldım. Hakikaten yazdığım yazılar, çevirdiğim haberler, özellikle uluslararası arenada çıkmış önemli bilim haberlerini Türkçeleştirmek bir açıdan beni de mutlu etmeye başladı. Çünkü Türkiye'de biliyorsun biz bu işte başladığımızda çok böyle bilim kültürünün, bilim medyasının olmadığı bir dönemde halen de aslında bilim medyası Türkiye'de çok zayıf bir durumda. Diğer medya çeşitlerine göre. Yani insanlar mesela bir CRISPR tekniğini belki de ilk bizim yazdığımız, çevirdiğimiz yayınlardan gördüler, okudular. Ve bu çok önemli bir katkı sağladı hem Türkiye'deki kamuoyuna hem de Türkiye'deki meraklı bilim severlere, bilim öğrencilerine. Bu açıdan ben yani hakikaten sana teşekkür etmek istiyorum. Çok Sende önemli farklı bir bir yeri var yani. hem farklı bir yeri var hem de yani şöyle söyleyeyim yani senin bu açtığın yol bence birçok arkadaşımız için önemli katkılar sağlamış. Yani katkılar sağlıyor ve sağlamaya da devam edecek. Tabii yani Sağladı sonuç da. sonuçlarını görüyoruz. Sonuçta o forum dönemiyle birlikte o ilk döneminde başlayan foruma katılan, siteye katılan arkadaşlardan şu an işte doktora yapmış, kendi sitesini açmış, belli bir noktaya gelmiş çok insan var. Dediğim gibi yani lise çağında foruma katılmış ama şimdi belli bir noktaya gelmiş çok insan var. Yolları bir şekilde BilimOrg'dan geçti. Bu forumun etkili olduğu o 2000'lerin başlarındaki ilk dönemlerde sen de forumda yazıyordun bir süre. Ama farklı bir sitenin hatta bir iki sitenin yazarlığını yapıyordun sen. Forumda da etkiliydin. Yanlış hatırlamıyorsam tabii burada neredeyse bir 15 sene öncesinden falan bahsediyoruz. Biz de forumu kapatalı bir 10 sene falan oldu. Evet. Hatırlamakta zorluk çekiyorum. Orada sen moderatör falandın galiba. Tabii. Moderatörlüğü almıştın. Yani sürekli aktif bir şekilde yazı yazmaya başlayınca herhalde dikkatimizi çekti biyoloji üzerine. Ben Biyoloji moderatörlüğe kısmını yükseltilmiştim. sana teslim etmiştik. Aynen moderatörlüğe yükseltilmiştim. O hakikaten beni ayrı bir motive etmişti. İşte Katılıyorum evet. zaten işte o süreçte sen vitrindeydin bir şekilde. Bir süre sonra da BilimOrg'da yeniden yapılanmaya gidince sana söylemiştim. Sen de kendi çevrenden de bir çekirdek ekip getirmiştin. 2012'de hakikaten yeni bir heyecanla devam etmiştik. O forum yılları falan tabii geride kaldı bir şekilde. Artık onun yerini Facebook grupları, sosyal medya aldığı için işte onu 10 sene önce falan kapattık tabii. İşte seninle birlikte en aktif olduğumuz zamanlar deyince o geliyor akla. Sen de bugüne kadar site için 100'e yakın işte makale ve haber çevirisinde katkıda bulunmuşsun. En eski üyelerden ve en çok katkı sağlayanlardan biri de sensin. O konuda teşekkür ederim tekrar. Şimdi Ben teşekkür ederim. senin eğitim kariyerine geçelim. Senin Türkiye'deki eğitim hayatın nasıl başladı? Yurt dışına çıkana kadar.
Şimdi şöyle Ümit, ona geçmeden önce ben bir noktayı daha yani değinmek istiyorum. Benim mesela gördüğüm benim çok hoşuma giden bir nokta, belki diğer gelişen bilim platformlarına göre. Yani Bilimok hakikaten tamamen gönüllülük esasına dayalı bir site. Yani öyle çok ciddi bir profesyonelleşme kaygısı taşımıyor. Yani zaten işin içine profesyonelleşme girdiği zaman birçok olay da söz konusu olabiliyor. Yani Farklılaşabiliyor, istenmedik doğru olaylar söylüyorsun. farklılaşa da olabiliyor. Ama Bilimok bu çizgisini hep sürdürdü. Hep gönüllülük esasıyla ilgili meraklı insanlara ulaşmaya çalıştı. Bu açıdan hakikaten yani hem seni hem de ekipteki bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bu çok uzun soluklu bir şey. Yani böyle bir siteyi gönüllülük esasıyla yani 2002'den beri tutabilmek 18 yılı gerçekten geride tabii bırakıyoruz. 18 yılda geride Sürdürülebilirlik bırakmak açısından önemli. hakikaten çok takdir edilmesi gereken bir husus. Bu açıdan ben hem seni hem de ekibini çok takdir ediyorum. Çok sağ olasın. Benim eğitim sürecim, yani ben açıkça söylemek gerekirse ben doğuda yani Bingöl'lüyüm. Bingöl'de ilk ve orta öğretimi tamamladım. Yani tahmin edeceğiniz gibi 90'lı yıllarda Türkiye'de eğitimin ne kalitede olduğu belliyken bir de doğuda böyle tanınmamış küçük bir şehirde eğitim almak biraz daha Daha zor komplike, şartlar vardı daha herhalde. zor şartlar altında bir eğitim alıyorsunuz. Yani benim hatırladığım kadarıyla ortaokul yıllarında, lise yıllarında birçok dersin hocasızlıktan boş geçiyordu. Ve önemli derslerdi bunlar. Fizik, matematik, kimya gibi, biyoloji gibi önemli derslerdi. Ve bazı derslerimize, mesela biyoloji derslerimize matematik hocamız geliyordu. Kendi Evet. branşında olmayan bir derse. Öyle bir dönemden geçtik. Fakat yani dediğim gibi benim aslında bilime karşı ilgim lise yıllarının başında, yani ortaokul sonlarında lise yıllarının başında başladı. O da şeyden kaynaklı, İnsan Genom Projesi'nden kaynaklı. Ben ilk İnsan Genom Projesi'ni duyduğumda 2003 yılıydı, 2002 yılıydı. Orada Francis başındaki adam, NIH'in şu anda başındaki Doktor Francis, kendisi bunu ilk Time, yani Science Nature gibi dergilerde yayınlarken bir şeyden bahsetmişti mesela. Şey demişti, biz şu anda Tanrı'nın hayatı yaratırken kullandığı alfabeyi anlamaya çalışıyoruz. Yani hayat, yaratılış alfabesi gibi bir şey. Ve bu benim hakikaten çok ilgimi çekti. Nasıl olabilir? Yani demek ki yaratılmanın da kodları var, alfabesi var. Bu çok ilginç bir şey diye o zaman dikkatimi çekti ve ben genetik bilimine karşı ilgi duymaya başladım. Lise dönemimde aynı şekilde bazen oldu, yani ben oldu lise döneminde mümkün oldukça derslerime katılıp devamlılık gösterip aynı zamanda ne oluyor ne bitiyor diye bilimsel dergilerden dünyadaki gelişmeleri takip ediyordum. Ve ben açıkçası o dönemlerde bir şey fark ettim. Yani Türkiye'de eğitim alabilmek çok kolay bir olay değil. Kaliteli eğitim alabilmek çok kolay bir olay değil. Hele benim yaşadığım dönemde yani şu fikir bende gelişmeye başladı. Ya iyi bir okula gideyim de iyi bir üniversiteye gideyim. En azından çevredeki kaliteli insanlardan, o üniversiteye toplanmış bilgi açısından biraz daha iyi insanlardan bir şeyler kapabilirim düşüncesi bende oturmaya başladı. Ve hedefime bölümden çok bilimsel bir şeyi iyi bir okulda yapabilme düşüncesini yerleştirdim. Ve o dönemde yani ben her ne kadar çok genetik istesem de genetiği yakalayabilecek üniversite sınavı puanım yoktu iyi okullarda. Çünkü o zaman bayağı bir popüler bir alandı. Herkes için geleceğin mesleğiydi yani. Çok derecelik öğrenciler seçiyordu moleküler biyolojiyi. Şu anda ne kadar memnunlar, ne kadar memnun değiller bilmiyorum. Çünkü Türkiye'ye o gelecek bir türlü gelmedi. Yani bu bahsettiğim 15 yıl öncesine kadar halen genetik geleceğin mesleği Türkiye için, ama o geleceğin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. O açıdan ben çok, yani tabii iyi okullara gidemeyince Hacettepe Üniversitesi'ne gittim bir dönem fizik mühendisliği okumak üzere. Ve yani fizik mühendisliğini okuma nedenlerinden bir tanesi, acaba ben ileriye dönük biyofizik ya da genetiği birleştirebileceğim, genetik fiziği gibi bir şeyler yapabileceğim alanlar oluşabilir mi diyeydi. Çünkü ben hiç unutmuyorum, o dönem Hacettepe'nin fizik mühendisliğinin sitesine bakınca
genetik fiziği diye bir şeyden bahsediyordu bir bölüm. İlgimi çekti, gittim üniversiteye, fizik bölümüne. Hocam dedim, genetik fiziğiyle ilgili şeyler vardı sizin sitede. Genetik fiziği çalışan hocalarımız var mı dedim. Ben de onlarla beraber olmak istiyorum. Adam bana baktı güldü, dedi ne genetik fiziği dedi. Sen ilk önce bu fiziği bir bitir de bir biyofiziğe geç yüksek lisans olarak. Ondan sonra genetik fiziği daha emekleme çağında hangi hoca çalışabilir ki onu dedi. Tabii ben orada ciddi bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben hali hazırda kurulmuş bir yani bölüm olarak zannediyordum genetik fiziğini. Ama şu an bile hala genetik fiziğinden bahsedebilmek çok güç. Çünkü hala emekleme çağında olan bir alan, bilim. Bu bir de yani biyofizik de okuyamayacağım. Çünkü açtım şeyi, hemen fizik mühendisliğinin müfredatını. Sadece işte teoriler, çok kuantum mekanikleri, yani sürekli böyle soyut bir dünyanın içerisindesiniz, somut bir dünyadansa. Ama benim daha çok böyle işte biyolojik dünyaya, yaşam bilimlerine karşı ilgimin olduğunu biliyordum ben. Bunun götüremeyeceğimi farkındaydım. Yani kendi kendime o zaman dedim, ya dedim Mustafa dedim, sen bu bölümde kalırsan dedim, sende ne biyolojik ilgin kalır, ne de yaşam bilimlerine karşı ilgin kalır. Bütün ilgin dağılır dedim. Ve o dönem fizik mühendisliğini bırakmaya karar verdim. Yani kolay bir karar değildi. Çünkü halen mesela benimle o dönemde fizik mühendisliğini bitiren arkadaşlarımız çok önemli şirketlerde kontrol mühendisi falan oldu. İyi de para kazanıyorlar. Güzel de bir ev, yuva kurdular. Ben halen burada öğrenci gibiyim. Yani halen bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bunu düşününce kolay bir karar değilmiş o zaman aldığım, ama yani ben hep şunu söylüyorum, yani insan sevmediği işi parası için yapmaması lazım. Çünkü işkence olur yani. Zulüm olur onun için. Yaşadığı her zorluk onu hayatından bezdirir. Ama sevdiğin işte yaşadığın zorluklar her ne kadar seni hayat yani zaman zaman hayatından bezdirse de işin içerisinde bir kutsallık var. Çünkü sevgi işe bir kutsallık katıyor. Onun için çok da sana bir noktadan sonra zoruna gitme aslında yaşadığın zorluklar. O zorlukların üstesinden gelmek daha hoşuna gidiyor. Ve karar verdim. Ben dedim ki olmayacak. Ben bir de dedim ki ya böyle olmayacak. Ben kesinlikle biyolojiyle alakalı bir şeye gitmem lazım. Sonra atladım. Sınava tekrar girdim. Son bir ay mı kalmıştı, 2 ay üniversite sınavına? Girdim. Öyle İstanbul Üniversitesi'nde moleküler biyolojiye yakın bir yerde bir okulda, üniversitede eğitim aldım. Burslu olarak. Ve o dönem üstüne bir de biyomühendislik üzerine yan dal yapmaya çalıştım. Hakikaten, ama şunu söyleyeyim ben arkadaşlara. Ben her ne kadar fizik mühendisliğe çok fazla yoğunlaşamasam da benim o fizik mühendisliğinde geçirdiğim 2 yıl yani bilimin dili açısından, yani fizik biliyorsunuz bilimin dillerinden bir tanesi. Beni diğer biyologlara göre, diğer biyolojiye direkt gelen öğrencilere göre çok daha farklı bir noktaya çektiğini hissettim. Yani fark ettim okurken. Yani o fiziğin bana kattığı derinsel düşünme, soyutsal düşünme olayının ekmeğini çok yedim ileride. Hem biyoloji çalışırken hem moleküler biyoloji çalışırken. Onun için yani Sana bir çok yönlülük kattı yani. çok yönlülük kattı ve onun için hiçbir zaman ya neden ben fizik mühendisliğini okudum da, yani 2 yıl okudum bu zaman kaybettim demedim yani, Onu bir hasar bana olarak görmüyorsun hiç yani. görmedim yani, ciddi bir tecrübe olarak gördüm. Yani hatta zaman zaman acaba fizikte kalsaydım daha farklı çılgın işler yapabilir miydim diye düşünmüyor da değilim yani. Ama yani işte hayat bir seçenekler bütünü, siz seçiyorsunuz, ona göre şekillendiriyorsunuz. Evet. Yani benim Türkiye'deki hayatım böyle, 3 aşağı 5 yukarı eğitim hayatım. Şunu söyleyeyim, yani benim baktığınızda belki ilk insanlar, ya Harvard'a giden bir insan muhtemelen eğitim hayatı şeylerle doludur, yani parıltılarla doludur. Çok ciddi bir eğitimden geçmiştir, izlenimi verebilir. Ama yani benim eğitim hayatım çok mütevazi. Hatta birçok batıdaki öğrenciye göre, İstanbul'daki büyük şehirlerdeki öğrenciye göre çok da kötü şartlarda bir süreçten geçtim. Evet. Ama buna rağmen bir istediğiniz zaman, sabır gösterdiğiniz zaman, kapıları zorladığınız zaman, fırsatları, olanakları kolladığınız zaman bunlar sizi bir yere getiriyor.
Yani bir şekilde Bingöl'den çıkıp Harvard'a da gidebileceğimizin sen bir örneğisin. Yani Canlı bir örneğisin. işte benim gibi olan hakikaten birçok hocamız var. Ben de tanıştım onlarla. Yani dediğim gibi önemli olan ısrarcı olmak. Gerçekten bir yolda ısrarcı olunca beklenmedik anlarda kapılar açılabiliyor size. Benim Tabii için o de böyle fırsatlara yani. da hazır olmak gerekiyor bir şekilde. Ya evet, hep söylüyorum. Mesela bana diyorlar ki bazen arkadaşlar, genç arkadaşlar söylüyor, hocam nasıl oluyor da bu fırsatlar size geliyor diye. Ben diyorum ki yol üzerinde durursanız yolda size işaretler gelir ve siz o işaretlerden o fırsatları bulursunuz. Ama yoldan ayrılırsanız o işaretler artık göremezsiniz ve o fırsatları bulamazsınız. Yani Evet. yol üzerinde olmak önemli. Yol üzerinde olduktan sonra Zaten geliyor diyorsun. zaman bir şekilde bir kapılar açılabiliyor size. Evet. Peki Mustafa, şimdi Türkiye'deki eğitim hayatından sonra Japonya'ya geçelim. Şimdi Japonya'da da senin belli bir süre eğitim hayatın oldu. O nasıl başladı, nasıl devam etti? Neler yaptın orada? O da ilginç bir başlama hikayesi var. Bahsettiğim gibi ben üniversiteyi bitirdikten sonra moleküler biyoloji Türkiye'de yani iyi bir okuldan lisans eğitimi için, yüksek lisans eğitimi için kabul aldım. Ben de düşüncem şuydu, ya 2 yıl yüksek lisans yaparım, daha sonra Avrupa'ya ve Amerika giderim bu okuldan. Yani onların biraz network'u daha güçlüydü. Yani Avrupa ve Amerika hep aklımda, hep Amerika ve Avrupa vardı. Çünkü ben kendim lisanstayken aldığım eğitimin, benim kendi seviyemim Amerika'daki iyi okullara doktora yapabilmek için, yüksek lisans yapabilmek için yeterli olmadığına inanıyordum o dönem. Ya yani öyle bir hissim vardı. Onun için Amerika benim için çok zor bir ihtimal gibi geliyordu. Bunu nasıl kompanse edebilirim? Yani nasıl telafi ederim benim düşüncesinde? Dedim ki Türkiye'de iyi bir okuldan yüksek lisans yaparak bunu telafi edebilirim diye düşündüm. Başvurdum ve hakikaten kabul aldım. Muhtemelen kabul alma sürecimde Bilim Org'un da çok etkisi oldu. Onu da söyleyeyim. Nasıl? Yani o çok ilginç bir anekdot. Ben mülakata çağırdılar. Ya ne yapıyorsun, ne diyorsun? Anlat işte. Ya, ders notlarım iyi, GPA'm iyi. Fakat adamlar farklı şeyler de bekliyor benden. Ben dedim işte Bilim Org'da yazıyorum dedim. Bu kadar küsur yazım var falan filan. Adamlar hakikaten açtılar böyle Bilim Org'a baktılar. Hakikaten orada yazılarım falan duruyor. Çok ilginç dediler. Sen bayağı ilgilisin dediler bilimsel şeyler falan. Hoşlarına gitti. Sanırım kabul alma sürecimde o Bilim Org'un katkısı oldu o şekilde. Ama tabii sonra şimdi başvurduğum okulda da İngilizce dil ağırlı. Ben İngilizce ağırlıklı bir bölümden mezun oldum ama ister istemez yine de İngilizce dil skoru falan istiyorlar yüksek lisans için. Benim o dönem şey zannediyor, yani kaydı yaptıktan sonra da dil skorunu ibraz edebileceğime yönelik bilgiler vardı. Fakat yani yaz döneminde komite toplanıyor. Bu kuralı şey yapıyor, kaldırıyorlar. Artık kayıt öncesi İngilizce dil skorunu ibraz etmen gerekiyor diye bir şart koydular. Ben de yani artık hazırlanmışım Eylül ayı gibi. Gideceğim kayda. Son anda bir e-mail geldi. İşte dosyanızda dil skorunuz eksik. İngilizce dil skorunuz eksik. Resmi kaydınızı bu şekilde yapamayız diye. Ya hocaya atıyorum. Konuştum hocaya. Hocam böyle bir şey mi olur? Siz daha önceki öğrencileriniz kayıttan sonra gelip ibraz ettiler. Nasıl olur falan filan. Neyse araya bir sürü bürokrasi girdi. Ve en sonunda işin sonunda şey oldu. Ya dediler ki Mustafa kusura bakma bu dönem bu şekilde alamayız seni. Sen bir dahaki döneme İngilizce dil skorunda hazırlayıp tekrar başvur. Kesin alacağız seni dediler. Ama yani ben artık öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki o dönem. Yani büyük bir umutla hazırlanmışım kendime. Planlarımı yapmışım. Bir anda düşünün bir gecede o umutlar batıyor yani. Yüzme bilmeden boğuluyor umutlar. Hakikaten zorlu bir dönemdi benim için. Sonra benim lisans arkadaşlarımdan bir tanesinin Japonya'da bir doktora programına kabul aldığını biliyordum. O dönem aynen böyle bunalım takılırken, depresyon takılırken o arkadaş bana e-mail attı. Dedi ki ya ne yaptın, ne ettin, okula başladın mı yüksek lisansa? Ya dedim olaylar neler oldu neler, ne yüksek lisansa hepsi hayal oldu dedim. Öyle bir döneme girdik. Sonra o da dedi ki ya niye ısrar ediyorsun ki Türkiye'de Avrupa'ya Amerika'ya gitmeye dedi. Japonya düşünür müsün dedi. Bizim okul dedi işte başvurdu yani doktorasını devam etti okul. Dedi ki yani yeni alımlar yapıyor. Hatta bir hafta var süresi. İstersen dedi dosyalarını yolla. Bit şansını denersin.
Benim ümit yani o ana kadar inan hiç Japonya'nın C'si aklımdan geçmiyordu. Japonya bana çok uzak bir memleket yani. Yani hayatımda hiç bırak. Kime yakındır ki acaba Japonya Ya desek? bilmiyorum Kime yani. yakındır yani? Bilmiyorum ben Özel hiç bilgisi yani yoksa. özel bilgisi yoksa çok uzak bir hiç düşünmedim. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Ama o anki ruh halimle bana mesela Sibirya'ya gelir misin deselerdi ya da Mars'a Oraya da gider misin giderdin deselerdi diyorsun. oraya da giderdim yani. Her şey yani böyle inanılmaz bir şekilde gelişti. Ben de ya dedim ne kaybedeceğim ki zaten hazırlamışım dosyalarımı yollayayım okula. Tsukuba diye bir okul. Tsukuba'da yani Tokyo'nun 45 kilometre kuzey doğusunda bir yer. Özel olarak kurulmuş bir yer. Bilim şehri. 60'tan fazla, 70'ten fazla araştırma ve araştırma merkezleri var, enstitüler var. Ve oranın en büyük okulu da Tsukuba Üniversitesi. Tabii ben gittim Google'dan araştırma yaptıkça Tsukuba'ya karşı olan ilgim, merakım ya nasıl bir yer burası diye sorularım artmaya başladı. Sonra bak dedim ki ya ne olacak şansımı deneyeyim. Kabul ederlerse ne hale etmezlerse en azından denemiş oluruz. Denedim, yolladım benim hazırladığım zaten önceden hazırladığım dosyaları onlara da. Ve bir hafta sonra bana mail geldi. Ön taramaya geçtiniz, sınav için hazırlanın diye. Abi bakıyorum sınav Türkiye'de yapılmıyor. Tsukuba'nın Türkiye'de şeyi yok, bölümü yok. Yani branşı yok, yani nasıl diyeyim, bu bölüm branş demeyeyim de, temsilcisi yok. Türkiye'de yapılmıyor. Nerede yapılıyor? İşte Almanya'da yapılıyor sınav, Tunus'ta yapılıyor sınav veya ya da Japonya'da, Tsukuba'da yapılıyor sınav. Ben de dedim ki ya nasıl olsa eğer ben bu sınava gireceksem, Gideceksem bari ha, Japonya'yı seçeyim dedin. gideceksem ben Japonya'ya gideyim de Tsukuba'nın nasıl Göreyim. bir yer olduğunu göreyim. Yani kafa taklak girmeyeyim öyle ortama. Neyse atladım gittim Mantıklı. Tsukuba, ya mantıklı yani atladım gittim Tsukuba'ya. Biriktirdiğim birkaç köşede Son biriktirdiğim barutu mu sıktın kumbaramdaki yoksa aynen Mustafa? kum aynen. Kumbarada biriktiğim birkaç parayı alıp yatırdım bu olaya. Dedim ya artık olacağı varsa olur, olmayacaksa artık yapacak bir şey yok. Gittim Tsukuba'ya. Tabii ilk izlenimim çok ilginç bir şehir. Çok böyle nasıl diyeyim sana orman içerisinde kurulmuş, sakin. Yani oranı o şehrin sakinlerinin sanki hepsinin böyle doktorası var. O tarzı bir şey araştırma. Ya, Ütopya gibi bir yer. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir yer diyorsun Bilim yani. kurgu, aynen bilim kurgu filmlerinden fırlanmış gibi bir yer. Hatta sana şöyle söyleyeyim. 6'dan sonra sokak lambası yanmıyor. Her şey zifiri karanlık. Tek yanan ışıklar laboratuvarların ışıkları. Yani caddeleri laboratuvar ışıkları aydınlatıyor. Öyle bir manyak bir yer. Özel film seti Dedim, olmuş. aynen. Dedim ki ya tamam bu manyaklarla ben iyi anlaşırım herhalde. Öyle bir heyecanla atladım. Sınavını da verdim. Sınavdan sonra 2 hafta falan geçti. Ya o kadar her şey bir anda gelişti ki yani benim bile beklemediğim hızla gelişti. Bir anda bana mesaj geldi rektörden kabul edildiniz. Nisan'da başlıyorsunuz diye. Dil konusu sorun olmadı yani senin için orada. İlk izlenimlerim güzeldi. Yani çünkü ben zaten bilim meraklısıyım. Anlattığım Yok gibi dil Türkçe. dedim yani Yani dil açısından. dil konusu şu. Program uluslararası bir program. İngilizce. Haliyle her şey İngilizce. Ben de zaten İngilizce ağırlıklı bir Türkiye'den bölümden mezun olduğum için çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii Evet. benim İngilizcem öyle perfect bir İngilizce değildi o zaman da. Fakat şöyle diyeyim, onların mulakatlarında çok ilginç bir şey var. Yani sınav bölüme başvururken yaptığı mulakatlar çok daha farklı bir mulakat tarzları benimsiyorlar. Belki bu fark olarak söyleyebilirim. Bir yazılı sınav yapıyorlar ama yazılı sınavda senin ne bildiğinden daha çok yani kendi alanına ilgili ne bildiğinden daha çok nasıl olayı kritize edebileceğine önem veriyorlar. Mesela bize sordukları çok ilginç bir soru vardı. Soru sadece bir soru. Sizce onurlu ölüm seçilmeli mi? Şimdi ben biyoloji mezunu bir adamım. Onurlu ölümle benim ne alakam var? Yani dignity death. Ama adam bana bunu kritize et. Bir sayfa bir İngilizce essay yazıp bunu kritize etmemi bekliyor. Onu yazdım. İkinci oturumda da mesela şey vermişlerdi. Yine işte ikinci oturumda da işte sizce G doğrulu şeyler kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı tarzında bir tartışma yaptılar bize. Mesela biz pozitif tarafı savunuyorduk, diğer taraf negatif tarafı savunuyordu. Yani böyle bir debate kültürümüzün olup olmadığını ölçmeye çalıştılar. Yani farklı bir kabul alma Bu süreçleri şey var. gibi herhalde mesela şey vardır Mustafa girişimcilik dünyasında mesela yatırımcı sunumlarına çıktığı zaman
şeylerine bakmazlar mesela, girişimcilerin CV'sine bakmazlar böyle. Ne kadar heyecanlı, işte ne kadar arzulu, ne kadar kapasitesinin olduğuna bakarlar. Yeni Kesinlikle. nesil şirketler de mesela işte Google vesaire gibi o tarz insanları işe almaya çalışıyor. Ona göre bir mülakat sürecinden geçiriyor. Yani CV yerine o kişinin kapasitesi yapabileceklerine odaklanıyor. Anladığım kadarıyla senin Japonya'daki kabul sürecinde de ona odaklanmışlar, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani mesela bunu şirketlerin yapmasını anlayabiliyorum. Yani anlamlandırabiliyorum senin de bahsettiğin gibi. Ama bunu bir üniversitenin doktora programına kabul sürecinde yapması Daha beni çok da dikkat, tabii şaşırtıcı. çok Evet, sıra dışı bir şaşırttı durum. beni. Yani sıra dışı bir durum, dikkatimi çekmişti. Sonra dedim ki ya yani ilk başta biraz ya kabul et, alsam almasam mı daha iyi? Ya bu kadar masrafın içerisine gireceğiz diye düşünüyordum. Tabii bunları görünce dedim ki ya aslında ilginç bir program. İnşallah kabul alırım tarzına evrildim. Sonra 2 hafta sonra mesaj geldi kabul aldın diye. Gittik Japonya'ya. Tabii o ilk gittiğimizdeki heyecanın yerini artık gerçek yüzler bırakmaya başladı. Biz de tabii yeni lisanstan çıkmışız. Olayın nasıl gerçek, nasıl sahte olduğunu anlayamıyorsun o dönemlerde. İşin gerçeğiyle ortaya, yani gerçeklerle yüz yüze yüzleşmek zorunda kaldık. Birincisi, hakikaten dil her ne kadar uluslararası bir program olsa da yani Japonya'da Japoncasız yaşayabilmek çok büyük bir güç. İkincisi, programın bana uluslararası program olduğu için Japonca, akademik anlamda Japonca bir eğitim veya kurs vermiyor. Benim gidip okuldan, işte Uluslararası Öğrenciler Ofisi'nden, ofisinin düzenlediği derslere katılmam bekleniyor. Ama oraya da katıldıktan bir ay sonra kendi doktora derslerim başladı. Onlarla yani schedule'larda, takvimlerde çatışmalar başladı. Gittim okula, dedim ki ya hem Japonca git kendin gönüllü olarak öğren diyorsunuz, hem de benim doktora derslerimi aynı saate koyuyorsunuz. Ben ne yapacağım dedim. Yani onlar da bana şey dedi, hangisi senin için önemliyse onu seç. Al bir ESE daha işte sana. Bir Onurlu bir aynen. ölüm mü istersin? Hangisi senin için önemliyse onu seç dedi. Öyle bir şey var mı? Hangisi benim için önemliyse onu seç. İkisi de önemli falan diye Oldu düşünüyordum peki? ama mecburen Japoncayı bıraktım. Kendi doktora derslerimi seçtim. Onların derslerine girdim ama 1,5 ay öyle temel Japoncayı biraz öğrendim. Alfabelerini falan öğrendim. Daha sonra Japonlardan belki bir şeyler öneririm diye devam etmedim. Fakat yani üniversite içerisinde, kampüs içerisinde çok ciddi sorun olmuyor. İngilizce ile anlaşabiliyorsunuz ama dışarı çıktığınızda yani çok zor. Orada bir hayat değiştirebilmek çok zor. Ben ilk gittiğimde hatırlıyorum Ümit, yani sanki yeniden doğmuş çocuk gibiydim. Yani her anlamda yeniden doğmuş çocuk gibiydim. Bebek gibiydim çünkü adamların alfabesini bile okuyamıyorum. Yani okuma yazmam yok, sıfır. Farklı bir gezegene gelmiş gibisin yani. Farklı bir Herkes gezegen sana gibi düşün. benziyor ama Ha. iletişim bile kuramıyorsun. Yani mesela bildiğim alfabe olsa yine bana koymayacak. Yani hiç bilmediğim bir dilin aynı alfabesi olsa yine tamamen farklı bir alfabe. Tamamen işte kanji, Çin alfabesi var. İçine Hiçbir şey katakana, ifade hiragana var. etmiyor bakınca. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani 0 yaşındaki bir çocuk nasılsa ben de öyleydim yani o ülkeye gittiğimde. Yani 6 ay sonra ciddi manada depresyonlar yaşadım, travmalar yaşadım. Ya senin Haddim orada bir çıktı. sos lafını unutma. Yani genel anlamda orada bir sosyal yaşamın var mıydı? Onu anlatıyorum sana. Mesela biz yani üniversite yıllarımda Türkiye'deyken, İstanbul'dayken Bilim Ok'la da beraber ben sosyal hayatımın neredeyse zirvesine çıktım. Artı yüzlük bir durumdaydım. Hep böyle aktif bir şeyler yapmak istiyorum. Artık çevreyle ilgili bir şeyler, insanları heyecanlandırmak istiyorum ya da insanlara bir araya gelip heyecanlı, sinerjik bir şeyler bekliyorum. Yani Amerika'daki stajımda da böyle şeylerle karşılaştım. Dedim ki ya ne muhtemelen dedim Japonya'da da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri göreceğim. Ama Ümit şöyle söyleyeyim, Japonya'ya gidince sosyalliğin, bırak sosyalliği, sesi yok. Yani -100'lük bir şey. Herkes individual. Herkes yani senden kaçıyor. Adamlar selam vermeyi bile 2 saniye kaybı olarak görüyor yani. Öyle bir şey düşün. Selam vermek 3 saniye kayıp adam için. O öyle bir nokta. Artı yüzden eksi yüze geldim. Hal böyle olunca 6 ay sonra bende psikolojik şeyler başladı. Ataklar başladı. Panik ataklar falan. Hiç unutmuyorum. Bir Eylül ayında ilk gitmişim. 6 ay olmuş. Nisan'da gitmişim. Eylül ayında bir gece nefes alamıyorum Ümit. Yani kalbim ağrıyor. Kalbim böyle çarpıntı yapıyor. Ben de dedim ki kesin dedim ben bir şeyler oldu bana. Ya kalp krizim geçiyorum. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor diye. Dil bilmiyorum Ümit. Gittim
üniversitenin hastane acil orasına dedim acaba yere düşersem en azından bana müdahale etsinler. Bunu Orada anlarlar. bekledim. Onu anlarlar en Anlarlar azından yani belki dedim. onu anlarlar diye. Adama gidiyorum anlatıyorum diyorum ya ben hem Türkiye'deki aklım var ya benim ya dedim üniversitenin kendi üniversitemin hastanesine gidersen bana daha iyi bakarlar diye. Oraya gittim dedim ya ben bu üniversite öğrencisiyim. Bana ne dedi yani sen bu üniversite öğrencisin de sen dedi en iyisi dedi, dışarıdaki hastaneye git dediler. Tamam orada daha iyi İngilizce eğitim yani İngilizce bilen doktorlar var. En azından birkaç Japon doktor var sana yardımcı olabilirler diye. Beni o gece 2'de falan Suva Medical Center diye bir özel hastaneye yolladılar. Sevk ettiler. Oraya gittim. Sözde acile gittim Ümit. İki saat falan bekledim. Sonra doktor geldi. İngilizce konuşuyor. Biraz İngilizce çatpat konuşan bir doktor geldi. Ben İngilizce demiyorum. Japon İngilizce diyorum. Yani Ümit ben onların İngilizcesi anlayana kadar hakikaten ayrı bir master yaptım. 3 ay 4 ay. Yani ilk gittiğimde ya bu adam İngilizce mi konuşuyor, Japonca mı konuşuyor anlayamıyordum. Çok farklı pronunciation'ları çok var. Mesela bizim our students dediğimiz olan mesela bizim öğrencilerimiz diyoruz ya our students. Adam our students diyordu ya our students. Ya ben our ne diye 3 ay düşünüyordum. Our ağırmış. Öyle bir durum vardı. Çok ilginç bir durumdu hakikaten. Sonra yani hoca geldi baktı X-ray'imi çekti. Döndü döndü bana baktı dedi ki sen dedi sen hiçbir şeyin yok dedi. Ya dedim hocam manyak mısınız dedim nefes alamıyorum dedim. Benim kalp şeylerim var yani ataklarım kalbim çok fazla şey yapıyor bitliyor. Dedi ki yok hiçbir şeyin yok dedi. Ama demek ki hoca orada baktı ki ben de kabul etmeyeceğim. Bir şeyim var yani psikolojik olan bir şey var. Bana bir kan sıvılaştırıcı ilaç yazdı. Bir tane de pastil. Kan sıvılaştırıcı ilaç yazdı yolladı dedi bunu kullan dedi hiçbir şeyin olmaz dedi. Neyse 2-3 gün kullandım hakikaten normale döndüm. Ama sonra Türkiye'ye döndüm o yaz. Ben dedim ki ya bu adam bana iyi bakmadı en azından buradaki bir hocaya göstereyim. Gittim göğüse göründüm. Göğüsteki hoca bana baktı dedi senin hiçbir sıkıntı yok dedi ama dedi ben de seni dedi bir psikiyatriye bir sevk edeyim. Bir sen oralarda orada da bir görüş. Psikiyatriye sevk ettiler Ümit beni. Orada hoca dinledi. Bana böyle bak dedi. Sen dedi son 6,5 aydır nerede yaşıyorsun dedi. Anlattım dedim işte hocam böyle 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 Japonya'ya falan gittim böyle böyle. Ya dedi sende bipolar bozukluk başlangıçları başlamış dedi. Eyvah Dikkat eyvah. et dedi. Sana dedi yazıyorum dedi ağır depresyon ilaçları. Bir tane de Xanax yazdı dedi. Çok zor durumda kalırsan dedi bu Xanax'ı da kullan. O zaman Ümit ben anladım ki olayın psikolojik boyutu var. Yani psikolojiden dolayı böyle bir hale gelmiş. Japonya'ya ilk döndüğümde tekrar o günden sonra yaptığım iş neydi biliyor musun Ümit? Kendimi oldukça meşgul tutmak. Ya ancak o şekilde geçirebilirsin bu süreçleri. Yani çünkü eve dönüp oturduğunda Ümit, eve dönüp oturduğunda yalnız kaldığında kimse de yok. Sosyalleşemiyorsun. O 3-4 duvar arasında Japonya gibi bir ülkede çok ağır geçiyor. Ama kendini sürekli meşgul tutman lazım ki bu süreçleri geçirebilirsin rahat bir şekilde. Yani sonuçta biz de bu salgın süreciyle beraber aylardır evde olduğumuz için benzer Aynen. psikolojileri aşağı yukarı yaşıyoruz. Aynısı olmasa da sonuçta bir Aynen. şekilde insan izole kaldığı zaman bunları yaşar yani. Gayet normal. Kesinlikle. Bak Ümit ben çok ilginç bir şey. Bak bu psikolojiye gelmemin normal olduğunu belki izleyeceğimizin anlayabileceği bir anekdot anlatacağım. Daha ilk yıl aylarım Japonya'da. Ya postaneye gitmem lazım. Post ofise gitmem lazım. Adresi tam olarak çıkartamadım. Bir Japon arkadaşım vardı. Akihiro diye. Sınıf arkadaşım. Dedim ki ya bana gösterir misiniz? Yani 10 dakikalık bir olay. Ben bunu her yerde anlatıyorum. 10 dakikalık bir olay yani. 5 dakikalık bir nasıl gidilir diye postaneye. Adam baktı cebinden bir şey çıkardı. Böyle kırmızı küçük bir defter çıkardı Ümit. Dedim ki herhalde harita dedim. Haritadan bana gösterecek. Yani Japonca da bilmiyorum ya. Adam bana çizecek, gösterecek. Sonra baktım ki haritaya benzemiyor çıkardığı şey. Baktım deftere benziyor. Dedim herhalde çizecek öyle gösterecek. Sonra biraz daha baktım. Deftere de benzemiyor. Meğerse cebinde günlük taşıyor. Ajende taşıyor tamam mı? Hiç unutmuyorum Ümit. Eylül ayı gibiydik. Adam baktı bana. Dedi ki 12, 20 Eylül miydi ne? Baktı böyle. Dedi ki 25 Kasım saat 2'de beni burada buluşalım dedi. Ben sana göstereceğim dedi. Oraya nasıl gidileceğini. Ümit yani ben şok oldum. Ya dedim adres göstermek için de mi randevu veriyor bu adamlar? Ya ama öyleler Ümit hakikaten yani ekstrem bir örnek ama bu adamlar yaşıyor. Yani her şeyi koy. Sonra ben merak ettim dedim ya Akira dedim niye 25 Kasım saat 2?
Ya dedi benim bir tane task'im var, yani ödevim var, deadline'ım var. O tarihte bitiyor dedi. Ben o tarih o tarihe kadar hiçbir şey araya alamam dedi. Niye alamazsın dedim araya? Ya dedi misyonuma yani görevime şey Ters oluyor biraz. saygısızlık dedi. Ben araya bir şey alamam dedi. Yani görevim bitmeden araya bir şey alamam. Kusura bakma dedi. İyi dedik. Onurlu ölüme kurban gitmek istemiyor demek ki o Yani evet, iyi da. dedik. Zaten o ilk aylarda sonra altıncı ayda anlattığım depresyonları yaşadım. Sonra Evet. Ümit tekrar işte Türkiye'den tedavide bunun psikolojik bir şey olduğunu öğrenince Japonya'ya döndüğünde kendimi hep meşgul tutmaya çalıştım. O süreci öyle atlatmaya çalıştım ve ilginç bir şeymiş. Ben yurtta kalıyordum, yani bu doktor öğrencinin bulunduğu yurtta. Benim Ümit şeylerim elektrik, su, telefon, ya yani elektrik, su, gaz, doğal gaz faturam hep böyle 10 bin yen gibi bir şey geliyordu. Bir gün böyle hasbelkader Japonların, yani Japon arkadaşlarının elektrik su faturasını gördüm. 1000-2000 yen geliyor. Ya dedim bu adamlar yaşamıyor mu? Benim 5 katı geliyor neredeyse onlardan. Hiç anlamadım Ümit 2-6 ay. 6. ayın sonunda bir gün uyku tutmadı beni Ümit. Masamda duruyorum. Böyle odamın penceresinden böyle caddeyi görüyorum, yani yurda gelen caddeyi görüyorum. Yolu görüyorum. Saat 1:30-2 gibi. Baktım ya benim Japon arkadaşlarım daha yeni laboratuvardan çıkıp eve geliyor. Odaya geliyor. Ben saat 5'te 6'da gelmişim odaya. Orada çalışmaya çalışıyorum. O gün anladım ki Ümit, yani Scuba'da hayatta insanlar evi veya kaldığı yeri sadece duş almak Ve ve uyumak. uyumak için kullanıyor Ümit. Hiçbir şey. Bak misafirlerini bile misafirhanede ağırlıyorlar. Evde değil. Özel misafirhaneler var. Orada ağırlıyorlar. Yani ilginç bir hayat. Dedim ki demek ki burada işler böyle çalışıyor. Yani çalışmak, çalışmak, üretmek veya iş ihtiyaçları bir ödev yapmak, Bireysellik. ya bireysel ödev yapmaları gerekiyorsa ya gidip laboratuvarlarda laboratuvarlarda çalışmalarını yapıyorlar ya da kütüphanelerde. Kesinlikle eve çalışma getirmiyorlar. Çok ilginç. Evet. Ben ilk başta garipsedim ya, dedim böyle şey mi olur diye, ama sonra anladım ki birisine sordum niye böyle yapıyorsunuz diye, yine Japon arkadaşım birisine. Ya dedi ev dediğin olay dedi insanın rahatlayacağı, uyuyacağı, yani kendisini iyi hissedeceği bir ortam dedi. Sen öyle bir ortamda çalışamazsın ki dedi zaten. Yani rahatladığın bir ortamda çalışmanın sana etkisi olmaz dedi yani. Yani verim alamazsın öyle bir çalışmadan. Rahatladığın bir ortamdaki çalışmadan verim alamazsın. Sonra ben Türkiye'deki hayatımı düşündüm. Üniversite hazırlanma dönemi falan evde. Haklı adam aslında. Yani evde çalışmaya, bir şeyler üretmeye fokuslanmak çok daha zor. Eğer rahatladığın bir ortamsa, yani ailenle sosyalleştiğin bir ortamda ya da televizyon izlediğin bir ortamda çalışmaya odaklanmak çok daha zor. Ya dedim ki bu Japonlar hakikaten işi çözmüş. Ben de Ümit o günden sonra odama sadece duş almak ve uyumak için gidiyordum. Ve hayatımın büyük bir çoğunluğu laboratuvarda geçirdim. Ve Onların doktor tarzını öğrenci ve benimseyerek açtın yani o kalan tabii süreci de. zaman içerisinde benimsedim onların tarzını. Ve bu bana pozitif döndü. Çünkü zaman içerisinde şeyi de öğrenmeye başladım Ümit. Yani zamanı kullanmayı onlardan öğrenmeye başladım. Takvimin ne ifade ettiğini anlamaya başladım. Saatlerin, dakikaların ne ifade ettiğini hissetmeye başladım. Yani ben mesela Türkiye'deki hayatımda ya saat zaman horca kullanıyorduk. Çok bizim için çok anlam ifade eden bir şey değildi. Önemli Türkiye'de olan zamanla yaşamıyor insanlar. yaşanmıyor insana. Önemli olan ödevi yapmak, görevi tamamlamak. Ne zaman olursa olsun. Ama Japonya'da öyle değil. Japonya'da zamanın ne olduğunu, hayatın nasıl aktığını görebiliyorsun. Öyle bir noktaya geldin ki bir noktadan sonra Ümit, inan mesela ailemle konuştuğum zaman ya bana zaman kaybı gibi geliyordu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zamanı Kısa sürede doldurmak sen de adapte olmuşsun yani. yani kısa sürede 3 sene sonra 4 sene sonra 3 ister sene, 4 istemez. sene. Evet. Sonra şu oldum ya, dedim ya kendine gel Mustafa, dedim bu kadar da olmaz. Ailemi aramak bile bana zaman kaybı gibi geliyordu bir süre sonra. Sonra kendimi frenledim. İçine kaptırsam kendimi kim bilir ne olacaktı. Ama şunu söyleyeyim Ümit, yani yıllar o kadar hızlı geçiyor ki, yani sana bir ay bir gün, bir ay bir ya da bir hafta gibi geliyor. Ben ilk gittiğimde sanırım Hindistanlı bir arkadaş vardı. Orada doktorasını yeni almış Suguba'dan. Bana dedi ki ne kadar süreliğine buraya geldin? Dedim işte 5 yıllık bir program dedi. Ya dedi hiçbir şey dedi. 5 ay gibi gelir sana dedi. Ya dedim bu adam kafayı mı yemiş ya? 5 yıl gibi bir süre nasıl 5 ay gibi gelebilir? Ha dedi ya sen göreceksin dedi. Bak bitirdiğin zaman dedi sana bu 5 yıl 5 ay gibi gelecek dedi.
Bu hele Scuba'daki sistemde dedi. Anlamadım, tamam, adama dedim bu adam herhalde kafayı yedi dedi. Tamam, ama hakikaten ben 5 artı 1 yıl geçirdim Ümit Scuba'da. Bana sorarsan yani bana 6 ay gibi geldi. O yıllar, o zaman nasıl geçti bilmiyorum. Çünkü sürekli kendini meşgul tutuyorsun. Özellikle kendi alanını, yani kendi çalışmalarınla ilgili meşgul tutuyorsun. Ben yani söyle söyleyeyim, Scuba bu anlamda çok iyi bir yer. Dünyadaki bütün gürültülerden, dikkatini dağıtabilecek her şeyden uzaksın. Tek fokuslandığın nokta işte doktora çalışmaların, bilimsel çalışmaların, bilimsel araştırmaların. Ve bu seni bir şekilde yani besliyor. Öğreniyorsun olaylarını. Kendi alanına ilgili fazla bilgi alıyorsun. Hayatında gereksiz olan her şeyi çıkartabiliyorsun yani. Daha çok mesela senin üzerine bir araştırma Minimalizm. yoktu. Minimalizm. Kesinlikle. Yani minimalizmi Doruklarda yaşatıyor orası sana. doruklarda yaşatıyor orası sana. Yani hakikaten senin için gereksiz olan hiçbir şeye girmek istemiyorsun. Yani hiçbir şeye. Ev için bile mesela. Eğer evinde bir masa varsa ya kalkıp en lüksünü almaya ihtiyacı bile duymuyorsun. O masayla 20-30 yerde işini görsün yeter. Mantığı var. Zaten yani benim oradaki Japon arkadaşlarımın evini ziyaret ettiğimde ilk gözüme çarpan şey çok sade. Yani her şey çok sade ama kafaları çok dolu. Yani özellikle fokuslandıkları, ekspertize oldukları, uzmanlık alanı oldukları alanlarda kafaların içi çok dolu ama hayatları çok sade. İşte o zaman oradan şuraya bağlayalım Mustafa. Şimdi sen bir şekilde adapte olmuşsun, bunun üstesinden gelmişsin ama şöyle de bir durum var. Japonya'ya gitmeyi düşünecekler için şuraya dikkat çekmek lazım. Sadece burası uzak bir ülke değil, aynı zamanda kültürel anlamda da çok farklı bir yer. O yüzden bu kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar psikolojik sorunlara da yol açabilir. Herkes de bunu Kesinlikle. aşamayabilir. O yüzden bunu da dikkate alsınlar diyelim. Kesinlikle Ümit, yani benimle beraber doktoraya başlayan, ben en azından yine Japonya'nın biraz daha international dediğimiz uluslararası bir şehrinde doktoraya başladım. Benimle beraber doktoraya başlayan Nagasaki gibi yerlerde, Hiroşima gibi yerlerde gelen Türk öğrenciler vardı. Yani birçoğu geri döndü Ümit, yapamadılar. Bir buçuk sene sonra, 2 sene sonra yapamadılar. Dedi adam ben burada kafayı yerim. Yani oralar daha fazla Japon'un ve Japon atmosferinin yaşandığı yerler. Japon kültürünün atmosferinin yaşandığı yerler. Yapamadı Ümit. Ben de aslında çok düşündüm. İlk 2 yıl. Yani 10 bin bile kez düşündüm. Acaba geri dönsem mi, geri dönsem mi diye hep düşündüm. Hep planlar yaptım. Ama Ümit arkama baktığımda beni böyle alternatif bulabileceğim bir şey bulamadım. Yani farklı bir Ne alternatif bulamadım. geri dönüp de ne Yani yapacaktım diyorsun yani. geri dönünce beni heyecanlandıracak bir şey de yok. Hatta bizimkilere dedim ki ya bırakın evleneyim dedim. Bari evlilik bahane olsun da öyle geri döneyim dedim. O zaman bizimkiler evlilik olayına da sıcak bakmadılar. Biraz soğuk duruyorlar. Nasıl evleneceksin bu saat? Daha okuyorsun falan filan. Ona da sıcak Mantıklı. bakmadılar. Tabii ona da sıcak bakmadılar. O da bahane olamayınca Ümit kaldığım yerde kaldım. Dedim ki madem buraya tıkandık, burada yaşamanın sanatını öğrenmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ama Evet. yani şöyle söyleyeyim Ümit, yani ilk zamanlar mesela onlar bana robot gibi geliyordu. Japon hayatta, yani Japon hayat tarzı demeyeyim de Scuba'daki hayat tarzı. Çünkü Japonya çok farklı bir aslında güneyinden kuzeyine çok farklı kültürlerin olabileceği yani Türkiye gibi ya da diğer Orada da ülkeler gibi. farklılıklar var Orada bölgesel da anlamda farklı da diyorsun. evet. Kesinlikle yöresel anlamda çok farklılıklar var. Benim mesela yani Scuba üzerinde konuşayım. Scuba bir bilim şehri olması, araştırma şehri olması üzerinde konuşayım. Ya ben ilk gittiğimde Scuba'daki kültür bana çok böyle robotik geldi yani. Çok aşırı duyguların olmadığı, profesyonelleşmenin olduğu, hep bana katkı sağlayan şeyler ön planda olsun. Gereksiz olan şeyler arka plana at. Hatta gereksiz olan her şey hayatından çıkar anlayışının ön planda olduğu bir yer. Bana çok robotik geliyordu Ümit. Fakat zaman içerisinde ben orada vakit geçirdikçe Zorunda kaldıkça aslında zorunda alışmak durumunda kaldıkça kalın. ben Türkiye'ye döndüğümde Ümit inanılmaz kültürel şok yaşıyordum. Yani o Türkiye'deki kaotik hayat, her an her şeyin değiştiği, 5 dakikada her şeyin bir anda farklılaştığı bir Döndüğünde de bu ortam. sefer Türkiye'de adaptasyon sorunu yaşadın kısa Kesinlikle Ümit. süreli. Yani ben yani artık anneme dedim ki benim Türkiye'ye gelmemi bekleme 3 sene. Gelince ben
kafayı yiyorum Türkiye'de. Buraya Tekrar zor Türkiye'ye tabii alıştık bizi. bir buçuk hafta geliyor, yani bir ay geliyor mesela, kalıyorum. Bu sefer Türkiye moduna geçiyor kafam. Türkiye modu açılıyor. Türk mod on. Tekrar Japonya'ya döndüğümde bu sefer bir buçuk ay Tekrar orada adaptasyon harcıyorum. süreci. Tekrar Japon mod 10 olabilmesi için çok, çünkü aşırı farklılıklar olunca o kültürel şoku daha çok yaşıyorsun Ümit. Yani mesela Amerika'dan gelince bu şoku çok fazla yaşamıyorsun. Çünkü Amerika Biraz daha her benzer Batı yani kültürü. tabii her telden olduğu bir, her telden bir kültürün olduğu bir yer. Ama Japonya öyle değil. Japonya daha bile Çok kompense, farklı. daha çok yoğun bir kültür. Dedim ki yani bizimkilere, ya benim 3 sene gelmemi beklemeyin. Gelince ben zaten 3 ay kaybediyorum ya. Alışma döneminden dolayı 3 ay 4 ay kaybediyorum. Yazık Ama yani bak bana. şurası ilginç Mustafa. Yani insanoğlu bir şekilde her şeye alışıyor aslında. Yani mesela ben her zaman Kesinlikle. şeye örnek veririm. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında böyle işte Ruslar Berlin'e girdiğinde böyle işte topçular her tarafta, bütün sokaklarda böyle işte binaları bombalıyorlar işte kalan Alman askerlerini imha etmek için. Orada mesela görüntüler var, arşiv görüntüleri. Sokaklarda böyle el arabasıyla işte eşyalarını koymuş, el arabasıyla eşyalarını çeken kadınların görüntüleri var. Alman kadınlarının böyle. Rus topçusu ateş ediyor, bina yıkılıyor, kadın oradan sakin bir şekilde geçiyor. İşte başka bir görüntü de mesela yine şey yapmışlar böyle yere topçu atışı yapmışlar. Alev almış mesela bir dükkan. Alevler içinde yine başka bir kadın işte elinde bavulla geçiyor. Şimdi mesela buradaki örnek de şeyi gösteriyor aslında. Yani bu kadar inanılmaz zor koşullara bile işte bir şekilde insan alışıyor. Sen de Japonya'ya gidince o şoku yaşayınca mecbur kaldığın için bir şekilde adapte olmak zorunda kalmışsın. Kesinlikle Peki Ümit. Ya ben hep söylüyorum ya, alternatif olunca insan, her alternatifsiz kalınca insan her kalınca, koşula zorunda alışabiliyor. kalınca evet Tamam mı? Yani kesinlikle. zorunda kalınca her koşula alışabiliyorsun yani. Peki ne kadar sürdü toplam bu şey Japonya macerası? 5,5 yıl mı demiştin? 5 yıl sürdü Ümit. Sonra bir yılda hoca dedi ki, yani ben yine iyi Ümit, şöyle söyleyeyim. Yani hakikaten biraz şans yanımda oldu. Ben doktoraya başladığımda Scoop Üniversitesi'ne uluslararası bir uyku tıbbı enstitüsü açıldı ve bu uyku tıbbı enstitüsünü açan hoca da Profesör Masashi Yanagisawa, Japon yani bilim dünyasında çok tanınan, çok meşhur bir insan. Evet. Ve hatta tek Japon bilim dünyasında değil, Amerika'da da 25 yıl UT Southwestern Medical Center'da yani araştırmalarını sürdürmüş bir hoca. Amerikan bilim dünyasında da çok isminden bahsettiren bir hoca. Bu hocanın iki tane önemli proteini bu ekibi bulmuş. Bir tanesi orexin dediğimiz beyin proteini, uyku uyanıklık üzerinde etkili. Bir de endotelin dediğimiz, onun doktora tezi olan, kardiyovasküler sistemde etkili olan bu proteinin keşfini yapmış bir hoca. Bu hoca ekibiyle beraber o dönem, kendisi Scripps Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. O dönem benim işte doktora başladığım dönem ekibiyle beraber UT Southwestern'dan çıkıp Tsukuba'da bir tıp enstitüsü kurmuş, kurdu, uyku tıbbi enstitüsü kurdular. Ve bunlar devletten çok ciddi destek aldı, Japon devletinden. Önemli bir inisiyatif programı başlattı Japon devleti ve çok ciddi paralar aldılar. Oraya bir enstitü kurdular. Oraya da çok dünyanın dört bir tarafından önemli hocalar, PI'lar, yan hoca, yani associate'ler, yardımcı doçentler ve profesörler getirdiler. Ve bir araştırma ekibi kurdular. Ben hakikaten biraz şanslıydım. Orada, ya, bilmiyorum, hem şanslıydım hem şanssızdım. Orada bir Alman profesörle çalıştım Japonya'da. Japon bir profesörle çalışmadım. Japon profesörle çalışsam muhtemelen hayatta kalma şartlarım biraz daha zorlaşacak. Bu Alman profesörle Onurlu ölüm. çalışmak, aynen, onurlu ölümü seçeceğim. Ama dediğim gibi Alman profesörle çalışmam en azından diyalog açısından, conversation açısından beni biraz daha rahatlattı. Çünkü bir Japon hocayla anlaşabilmek İngilizce çok zor. Daha Çok zor. farklı yaklaşıyor. Çok daha zor. Conversation açısından bir sıkıntı yaşamadık ama öte taraftan bir Alman disiplini, bir de Japonya. Yani iki taraftan darbe yemiş gibi hissettim doktoramın sonunda. Ama yani hakikaten yani şans biraz yanımdaydı ve bir uyku molekülünün keşfinde doktora tezimi tamamladım. Rol aldım ve o şekilde doktoramı bitirdim. Yani hakikaten şans yanımda olmasa, benim kendi çabalarımla, gayretlerimle o zorluk periyottan çıkabilmem çok da olası değil yani. Evet. Birçok arkadaş dediğim gibi bırakmak zorunda kaldı.
Benim 6 yıl sürdü Ümit oradaki sürecim. Ve Ama doktoranı da orada tamamladın. doktorumu da orada tamamladım. Ama istersen şunu da bir konuşacak mıyız bilmiyorum. Yani Japonya'daki bilim kültürüyle Türkiye'deki bilim kültürünü kıyaslamamı Evet. ister misin şimdi? Çok iyi Şimdi olur. bakın ben çok ilginç bir şey anlatacağım Ümit. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben bu doktora programına başladığımda sınıfımın yarısı Japon öğrencilerden oluşuyordu. Hatta yarısından fazlası Japon öğrencilerden oluşuyordu. Üçte biri de uluslararası öğrencilerden oluşuyordu. Ve de, genellikle bu uluslararası öğrenciler yakın ülkelerden gelen. Kore'den, Vietnam'dan, yani Tayvan'dan gelen öğrenciler. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan çok öğrenci yoktu. Bir de işte Türkiye'den benim gibi sürpriz insanlar arada bir çıkıp geliyor yani. O şekilde yani çok Avrupa'dan insan yok. Ümit yani orada ben Japonya'nın eğitim sisteminin, özellikle Japon bilim ve araştırma kültürünün Japon öğrencileri nasıl eğittiğine bizatihi şahit oldum. Ve hakikaten ben yani nasıl diyeyim, kızsam da ama saygı duydum ve hayranlık duydum. Niye kızdığımı anlatayım. Adamlar mesela Japon öğrencileri hep bizden ön plana tutuyorlar. Hep birinci sırada Japon öğrenciler. Ve bunu yaparken Ümit yani gizli saklı yapmıyorlar. Gözlerimizin önünde yapıyorlar. Yani bu ayrımcılığı gözlerimizin önünde yapıyorlar. Japon öğrencilerden beklentiler hep daha yüksek. Uluslararası öğrencilerden ya işte bu adam ufak tefek bir yayın yapıp doktorayı versin yeter tarzında bir beklentileri var. Tek Bu olayım. ayrımın sebebi ne peki? Bu ayrımın sebebi yani kendileri ülke olarak güçlü liderler yetiştirmek istiyorlar. Yani Japon güçlü liderler. Tek bilim alanında değil, Her ekonomik anlamda alanda. da, her alanda da yani kendi milletine güçlü olabilecek karakterler, Bütün her kişiler şeyin yetiştirmeye temelini o çalışıyorlar. zaman eğitime Tabii. oturtuyorlar ve buna önem veriyorlar. O yüzden öncelik Kesinlikle. veriyorlar. Yani biz aslında uluslararası öğrenci olarak o sistemde biz Japon öğrencileri katalize eden kişiler olarak görevimiz oydu yani. İşte ama bunlar da var. Bunlarla İngilizce konuşun, bunlarla anlaşın, İngilizcenizi geliştirin tarzında yaklaşıyorlardı bize. Ve Ümit mesela orada böyle ilginç bir şeyler fark ettim. Mesela arada böyle proje öğrenciler yapıyorlardı. Proje öğrencilerde de ilginç. Mesela arkadaş lisede araştırmalara katılmaya başlamış. Bizim belki de üniversitede birçok profesörün yaptığı çalışmaları arkadaş lisede yapıyor Japonya'da. Yani Japonya'da öyle bir yayın yapıyor arkadaş ve tek o değil. Ya bu arkadaş adımını attığı her şeyde yani ufak bir proje yapsın, hiç fark etmez ufak bir proje yapsın. Ya yerel belediyesinden mi tutarsın? Ülke işte ne bileyim hükümet konağında mı tutarsan adama sürekli ödül, sürekli ödül, okulu ödül, sürekli ödül, sürekli ödül, sürekli teşvik. Ya öyle mesela doktoraya başladığında bu arkadaş, bu Japon arkadaşım, ya adamın hayatı bilim araştırma olmuş. Yani bilim araştırmadan başka bir şey düşünemiyor. Yani sürekli motive edilmiş sistem tarafından bu adam, yani bilim ve teknolojiye sürekli motive edilmiş, sürekli teşvik edilmiş. Ya biz mesela ben düşünüyorum biz Türkiye'de belki lisede bu arkadaşın yaptığından çok daha farklı, daha, çok daha güzel projelere imza attık ama teşvik eden yok, takdir eden yok, ödül veren yok. Ama bu adam ayağını yani şöyle diyeyim sana, bir ilk adımını atsa bile yani ayağını tuvalete gitse bile neredeyse tuvalete gitti diye adama ödül verecekler. O tarz bir şey yani bilimsel anlamda. Yani onu görünce Ümit bir şeye fark ettim. Hakikaten yani mesela böyle kökten yetiştirince insanları Japonya bilimsel anlamda bu insanların yani bu bilim dünyasına, araştırma dünyasına giden öğrencilerin, Japon öğrencilerin bilimden başka veya araştırmadan başka Bir şey arayacağı bir düşünmüyorlar yani. mutluluk, abi düşünemiyorlar yani arayacağı bir mutluluk olmuyor. Mustafa, orada Çünkü şöyle bir şey var. Yani uzun vadeli motivasyonun sırlarından biri de arada bir böyle küçük zaferler kazanmak. Yani düz bir tepeye tırmanırken çok zorlanırsın uzun bir yolda. Ama arada bir böyle ufak tepelerde bir soluklanırsan o zaman çıkman daha kolay olur. O yüzden yani mesela katılıyorum. şey de vardır mesela hani Amerikan filmlerinde, dizilerinde görürsün. Şimdi sen Amerika'da da yaşadığın için daha iyi bilirsin. Ya. Orada mesela genç çocukların odalarında şey vardır böyle ufak kupalar, madalyalar falan. Neden? Bunlar işte okul sırasında işte okul takımlarına girerler bir şekilde. Spor yaparlar. Oralarda da ödüller verilir. Ya ben yani ne okulda öyle bir ödül verilen bir müsabaka gördüm, ne bir şey gördüm. Yani
Tüm ömrü hayatımın neredeyse üçte birine geldiğimde doğru dürüst spora başlayabildim. İlk madalyamı o zaman tanıştım. Şimdi buradaki de öyle bir şey yani. Bir şekilde en başından itibaren sistem seni ödüllendirdiği için o yolda gidiyorsun. Seni teşvik ediyor. Japonya'da böyle bir şey Katılıyorum. Yani yapmış. Eğitim için ve bilim için. kesinlikle yani ödül teşvik olayını, yani bu bilim ülkeleri, Japonya olsun, Amerika olsun, daha lise, ortaokul çağlarındayken işletmeye başlıyorlar ve çok efektif işletiyorlar. Yani o süreçlerden geçen bir öğrencinin ileride daha büyük işler yapmamasına neden yok yani. Daha büyük işleri göze alacağı çok fazla geçmişi var. Çok fazla ödül teşviki var. Bu açıdan bu insanların pes etmesi kolay olmuyor Ümit, bilim dünyasına girdiklerinde. Onu da söyleyeyim yani, bu ilk yetiştiği nokta. Ve ilginç bir şey daha var Ümit. Mesela Japonya stratejik yaklaşıyor bazen. Ya diyor ki, bizim şu alanda insan gücüne ihtiyacımız var. Ve hakikaten okullarını öyle bir organize ediyorlar ki o anda insan gücü bir anda yetiştirilmeye başlanıyor. Ya Ve insanları, ihtiyaç kadar öğrencileri, mezun veriliyor. tabii Kimse boşta ihtiyaç kalmıyor kadar, herhalde. yok aynen kastettiğin gibi, ihtiyaç kadar o alana kanalize ediyorlar ve o alana kanalize edip o şekilde ediyor. Mesela bir dönem elektronik çok popülerdi. Herkes elektronik üzerine kanalize oluyordu Japonya'da ve ciddi manada yani şirketler kurulmaya başladı Japonya'ya. Yani Japonların kurduğu şirketler. Elektronik Yani tamamen. eğitimleri sanayileriyle bir şekilde Sanayilerin paralel bütün gidiyor. işi. Robotik aynı şekilde. Robotiğe mesela yönlendiriyorlar öğrencileri. Diyorlar ki, buraya kafa yolun. Yani öyle bir şey yok yani. Yani bizde bir inanış var ya. Ya senin kabiliyetin buna yeter. Senin kabiliyetin buna yeter. Senin kabiliyetin buna yeter. Sen buna git, sen buna git, sen buna git, anlayışı yok. Aslında doğru, düzgün, anlaşılabilir eğitimi verdiğiniz zaman her insan beynini bir şey yapabilirsiniz yani. Bir insan beyni mühendis beynine dönüştürebilirsiniz. Ya da o beyni bir biyolog beynine dönüştürebilirsiniz. Yani işin temelinde yatan aslında yine eğitim ve teşvikler. Bunu Japonya çok iyi yapıyor, doğru yapıyor. Bu mesela benim gördüğüm çok bariz Önemli farklardan bir, farklılıklardan tabii biri bariz diyorsun. farklardan bir tanesi Japonya adına. Tamam. Şimdi Amerika'ya geçelim istersen. Amerika'daki eğitim ve akademik kariyerin nasıl başladı? Neler yaptın? Ve Şimdi nasıl gidiyor şu anda? aynen o da ilginç Ümit. Yani ben hep böyle dönemeçlerde, yani dönüm noktalarında çok ilginç gelişmeler yaşayarak adımlar atıyorum. Şu ana kadar hep öyle oldu. Şimdi ben aslında Japonya'da eğitimimi çok ağır bir süreçten geçirdiğim için, bahsettiğim o kültürel şoklar, yani sistemin benim eğitim aldığımda yani bizden beklentilerin çok fazla olmaması uluslararası öğrencilerden derken, benim artık bir noktadan sonra üçüncü, dördüncü, doktoramın dördüncü senesine doğru tek düşüncem, ya şu yayını bir yapayım da. Çünkü ben bilim dünyasına ne için giriyordum? Ben bilim dünyasına üretmek için giriyordum. Ya işin Amerika'daki gibi olduğunu düşünüyordum Ümit. Yani çok fazla yayın yapabileceğim, kolaborasyonlar yapabileceğim. Ama Japonya'da işler öyle olmadı Ümit. Japonya'da ben çok tek başıma kaldım. Doğal olarak çok zorlu bir süreçten geçtim. Ve aslında sıkılmaya başladım bilimden, araştırmadan. Ve dedim ki, ya ben bir doktoramı alayım artık, benim için bilim buraya kadar yani. Ben bundan sonra götüremem dedim yani. Çok zor. Hani şeye geldim. Ya şu Kadir İnanır filmdeki bir lanet olsun fiziğe, atom fiziğine falan, artık her türlü pisliği çakallı öğreneceğim deyip noktasına geldim. oradaki şeyi açıp top Ha. oynamaya başlıyorsun. Aynen. Oraya geldim. Dedim ki artık yok, ben yapamayacağım dedim. Ben burada sonlandırıp daha sakin bir hayat kurmam lazım. Ama doktoramın Gene sonunda atom fiziğine geri döndün ama. ha, şimdi doktoramın sonunda işin içindeyken bilmiyorsun, farkında değilsin ne yaptıkların ne kadar önemli olabileceğini Ümit. Çok ilginç bir şey. Ama ben doktoramın sonunda o uyku ündükleyici molekülünün yayınını yaptıktan sonra inanılmaz bir haber, bilimsel dünyada haber olmaya başladı. Yani uykusuzluk dediğimiz insomnia alternatif bir çözüm diye haber olmaya başladı ve bu bizim Harvard, yani benim enstitünün Harvard'daki işbirliği yapan hocaların da dikkatini çekti. Ve o dönem artık benim son birkaç ayım doktoramda, resmi prosedürlerin tamamlasını bekliyorum. Bir gün bana e-mail geldi hocamdan. Ya işte Harvard'da uyku tıbbi üzerine doktora yapmış bir araştırmacı arıyorlar. Doktora sonrası araştırmacı arıyorlar. Düşünür müsün dediler.
Ya ben de dedim Harvard beni ne kabul edecek? Yani hani ne, tamam Japonya'da eğitim almış olabilirim Ha, ama o yani öyle bir olur da şey. ama Harvard yapmayın Ya yani falan. ya ya yani beni ne kabul edecek dedim. Yani hani ne tamam Japonya'da eğitim almış olabilirim ama en azından adını yani öyle çok şaşalı ahım şahım bir şeyim yok dedim yani. Bir eğitim geçmişim yok. Çok mütevazi bir şeyden geliyorum. Ben nasıl Harvard'a giderim? Öyle düşüncesindeydim. Yine dedim ki yani ne olur ne olmaz. Ben yine bir yazayım. Yazdım. Ya Ümit inan 2 hafta mı 3 hafta mı geçti. Hoca bana döndü. Dedi ki sen de dedi mülakat yapalım dedi Skype üzerinden. Tamam dedik. Skype üzerinden mülakat yaptım. Adam bana dedi ki biz tam da dedi yani senin bildiğin şeyleri laboratuvarda Bu aralar uygulayabilecek eleman araştırıyoruz dedi. araştırmacı arıyoruz dedi, tamam mı? Yani senin uyku tıbbi üzerine doktora yapman, uyku kayıtları ve uyku Orada bir sistemlerinin nasıl şans oldu çalıştığını, sana. tabii uyku sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmiş olman bizim için dedi altın değerinde. Onun için dedi düşünürsen dedi biz sana teklifte bulmak istiyoruz dedi. Yani buraya gelip buradaki çalışmalarımızı katılabilirsin dedi. Tabii ben o zaman anladım ki farkına varmadan ben aslında bilim dünyası içerisinde çok özel bir alanda çalışma yapmışım ve o özel alanda çok özel yetenekler kazanmışım ve farkında değilim yani. Ve Çünkü fırsat da önüne geldi. fırsat önüme geldi. Yani uyku tıbbı çalışmak kolay bir şey değil. Çünkü uyku biraz lüks bir araştırma. Yani dünyaya böyle bakarsanız temel uyku çalışabilen üniversiteleri, enstitüleri hep böyle top okullar. Stanford, Harvard, Yale, işte Tokyo Üniversitesi gibi. Çünkü çok pahalı ekipmanlar, çok pahalı. Laboratuvarda harcadığınız bir Saat proje harcadığınız fazla. laboratuvarlar çok pahalı. Her yerde yapacağınız araştırmalar değil. Benim bu her yerde yapamayacağınız araştırmalardan öğrendiğim, kazandığım yetenekler beni bir şekilde Harvard'da yolumu buluşturdu. Sonra hoca dedi ki evet dedi hemen doktoranı bitir dedi. 2 ay 3 saat sonra seni laboratuvara bekliyoruz. Tabii bir anda lanet olsun bilimden. Harvard gibi bir yerden kabul alınca yani lanet olsun diyemiyorsun yani. Böyle bir teklif kaç kişiye gelebilir? Ben de hiç düşünmeden tamam hocam dedim olur. Ve kendimi bir anda burada buldum Ümit doktora Ne sonrasında. zaman başladı o macera? Yıl Benim şu an işte olarak. 2000, 2019'un Mart ayında girdim Ha. Harvard'a. Ben açıkçası şey yaparken de yani doktoramı yaparken şimdi onu da anlatayım. Ben doktoramı yaparken doktoramın bir döneminde 2 aylığına Harvard'a benim danışmanlarımdan bir tanesinin labına geldim. Benim aslında planım bu danışmanımın labına başvurmaktı doktora sonrasında. O da o zaman bana şey demişti 2017 yılında. Ya olur dedi sen bir başvur dedi. Bakarız duruma göre. Seni alırız yani bütçemiz de uygun olursa. Ben ilk o hocaya başvurdum. O hoca bana dedi kabul etti ama iki hafta sonra bir mesaj aldım. Yine hayal kırıklığı bir mesajı. Ya işte bütçelerinde yenilenme olmuş ve o yenilenmeden dolayı yeni bir araştırma görevlisi ya da yeni bir doktora sonrası araştırmacı laboratuvarına alamayacağını bana söyledi. Tam o dönemde Ümit Harvard'dan başka bir hocadan teklif geldi. Yani iş teklifi geldi doktora sonrası için. Ve işin ilginç tarafı bu diğer hocanın statüsü benim başvurmayı düşündüğüm hocanın statüsünden çok daha ileride. Yani benim yani hiç düşünemeyeceğim bir Şanslar statüde bir hoca. büyüyerek devam ediyor Ha, yani. öyle yani bir şeyler denk gelince Ümit hakikaten yani hızlı bir şekilde her şey bir anda oluveriyor yani. Senin hiç beklenmediğin şeylerde oluveriyor. Yani o işi denk getirebilmek de önemli. İşte Sonra hazır işte olmak da Harvard'a önemli. tabii hazır da 2019'da geldim Harvard'a. Ben Harvard'daki de yine uyku üzerine çalışıyorum ama benim doktorada yaptığım çalışmalar daha çok uykusuzluk ve uykusuzluğun tedavisinde kullanabileceğimiz ilaçların keşfi üzerineydi. Moleküllerin keşfi üzerineydi ama Harvard'da iş biraz daha ileri seviyeye çektik. Burada daha çok uyku hastalıklarının beyindeki mekanizmaların üzerine çalışıyorum. Özellikle de uyku apnesi beyin nasıl kontrol ediyor? Ve biz buna alternatif yani uyku apnesi yaşayan hastalara uykudayken uyanıklığa girmeden bizim makro uyanıklık dediğimiz korteks bölgesinin sadece uyandığı şöyle o sürekli uyanıklığa gitmeden bu uyku apnesinden kurtulabilirler mi? Daha az uyanıklığa sevk ederekten bu hastaları kurtarabilir miyiz gibi bir takım
tedaviler üzerine çalışıyorum. Biraz daha iş kompleks, biraz daha advanced. Fakat bir o kadar da doğrusu heyecan verici. Evet. Böyle Harvard hikayem de böyle şu anda. Peki Amerika'daki sosyal yaşamın nasıl ve kültürel farklılıklar nasıl? Çok güzel Ümit. Yani sana şunu söyleyeyim Ümit. Bana bir seçenek verselerdi. Türkiye'den mi Amerika'ya gitmek istersin, Japonya'dan mı Amerika'ya gitmek istersin diye. Ben Türkiye'den Amerika'ya gitmeyi seçerdim. Niye biliyor musun? Çünkü Japonya Amerika'nın 150 yıl ötesinde. Bilim ve teknolojide. Yani ben ilk geldiğimde buraya Ümit şok oldum. Yani biz Japonya'da o kadar ileri teknoloji cihazlar kullanıyorduk ki araştırmalar için. Yani son model, son teknoloji. Hepsi de Japon teknolojisi. Buraya geldim. Bazı halen 60 yılların 1960'lardan kalan araçlar kullanılıyor. Teknikler kullanılıyor. Ben şok oldum yani. Yani Harvard olmasına rağmen. Tabii Harvard'ın çok özel özel labları var. Özel laboratuvarlarında çok daha üst düzey core dediğimiz cihazlar var. Ama genelde Harvard'da bulunan labların öyle çok üst düzey cihazları olmuyor. Yani Harvard'a akredite olmuş labların. Ama Japonya'da mesela çok daha kaliteli cihazlar kullanıyorduk Ümit. Bir de işin ilginç tarafı mesela ben Japon araştırma kültürüne alıştığım için bir süre. Ben Amerika'ya geldiğimde, Harvard'a geldiğimde ya dedim bu adamlar çok tembel. Ya adam mesela 9'da gidiyor, 5'te gidiyor. Japonya'da 9'da 5'te gitmek diye bir şey yok yani. Adam gece 2'ye kadar çalışıyor. Ben mesela o dönem mesela ilk geldiğimde ya bu adamlar çok tembel hissine kapıldım. Bu bir anlamda beni üzdü yani açıkçası. Hatta dedim acaba ya ben Japonya'ya geri mi dönsem? Alışınca o Japon araştırma kültürüne alışınca Amerika biraz şey kalıyor biliyor musun? Amerika'daki araştırma kültürü biraz basit kalıyor sana. Basit kalıyor, evet. Basit kalıyor. Yani yetersiz kalıyor. Çünkü orada her şeyini veriyorsun. Ama burada işler daha farklı. Burada bireysel çabalar önemli olduğu kadar kolektif çabalar da çok önemli. Yani kolaborasyon dediğimiz işbirlikleri içerisinde olmak zorundasın. Tek başına bir şey yapıp bir yere kadar götürürsün ama işbirliğini geliştirmen lazım. Sürekli bir network içerisinde olman lazım. Ve bu Evet. network aktif bir şekilde kullandığın zaman aslında çok çalışmadan da çok önemli ilerlemeler, progresler başarılar elde edebiliyorsun Japon Amerikan sisteminde. Bunu şimdi ben bu bir iki yılda alışmaya çalıştım. Bu bakımdan düşündüğümde mesela Amerika ile Japonya arasındaki en büyük fark şunu söyleyeyim sana. Japonya'da Nature dediğimiz yani dünyanın en prestijli yaşam bilimleri dergisinden biri olan Nature'da yayın yapan kişi sayısı aslında bir kişidir ya da iki kişidir. Ve bu adam 5-6 yılını laboratuvara kapanarak geçirerek yapıyor bu yayını. Diğer gördüğünüz isimlerin büyük bir çoğunluğu aslında Bab'ın hocası tarafından bir şekilde o yayına involve edilmiş kişiler. Ve bu adam 5-6 yılını bir Nature paper için harcıyor. Amerika'da Ümit, adam buradakiler de aynı Nature yayını yapıyor ama o Nature yayını çok daha kısa sürede yapıyorlar. Çünkü o yayının hazırlanmasında tek bir kişinin çabası yok. Aynı anda 6-7 core dediğimiz yani ünitenin ya da bölümün de bu bölümde bulunan kişilerin ortak çabasının harmanlanıp bir araya getirilmesiyle o yayın yapılıyor. Yani şu açıdan söylüyorum, kolaborasyon kültürü açısından hakikaten Amerika'yı yakalayabilmek çok güç. Networkler, kazan kazan kültürü açısından Amerika'yı yakalayabilmek çok güç. Zaten Japonya bunu başarabilse şu anda elinde bulduğu teknolojilerle Amerika'yı yani 2'ye 3'e katlar bilim ve teknolojide. Evet. Mesela Çin, Amerika Çin'deki bilim ve teknolojiden daha çok korkuyor Japonya'daki bilim ve teknolojiden. Nedeni de Çin kendi arasında inanılmaz networkları olan bir topluluk Çinliler. Amerika'da da böyle inanılmaz networkları var. Ve kendi aralarında bu networkları etkili şekilde kullanmayı Japonlara göre çok daha başarılı şekilde yapıyor Çinliler. Bireysellik biraz daha az diyorsun yani orada. Bireysellik şu manada da az. Onlarda daha çok yani kendi milletinden insanlar arasında nasıl diyeyim bağ güçlendirip ama farklı milletlerden insanlarla yaptıkları iletişimler biraz daha sınırlı. Ama bireysellik biraz daha az Çinlerde. Doğru, katılıyorum bu konuda.
Ama mesela Amerika Çin'deki bilim ve teknolojinin geliştirmesi çok daha korkutuyor Japonya'daki bilim ve teknolojinin gelişmesindense. Şöyle ufak bir nüans farkı var yani Amerika ile Japonya arasında bu anlamda. Ama öte türlü yani imkanlar, olanaklar, bilime devlet erkanının özellikle hükümetlerin Bakışı. harcadığı bakışı, harcadığı materyaller, harcadığı investmentlar yani Sağladığı imkanlar. Evet. yatırımlar ve sağladığı imkanlar her iki ülkede de muazzam yani. O açıdan zaten ben hep söylüyorum yani bu sistem içerisinde çok da olağanüstü özelliklerin olmasına gerek yok çok iyi işler yapabilmek için. Evet. Yani o Sadece zaman disiplinli, sistemli bir çalışma kültürünü edinebilirsen ki zaten sistem kendisi bunu sana veriyor. O zaman bir şekilde önemli başarılar elde edebiliyorsun. peki Mustafa, şimdi Japonya ve Amerika maceranı Türkiye ile birlikte değerlendirdiğimizde aslında böyle coğrafya kaderdir tezinin de doğrulandığını söyleyebilir miyiz? Yani tabii Ümit yani kesinlikle yani coğrafya kaderdir diyebiliriz bu konuda. Ama yani coğrafya kaderdir deyip de o kaderin boyun eğmek kader değildir. Onu ben sana söyleyeyim. Yani bunu maalesef kötü anlamda kullanan ya da kötü Ama sen anlama de çeken. sonuçta kaderini değiştirirken yine coğrafya değiştirmek zorunda kaldın ama. Tabii Yani ama yani sonuçta Harvard'da, İstanbul'da tabii gitmiyorsun. Önce ama tabii Japonya'ya gittin, sonra Amerika'ya gittin. ya evet. Şöyle dolanıp gittim, şöyle gitmek Aynen varken. öyle oldu. Ha. Evet, yani maalesef öyle ama yani mesela şu manada söyleyeyim. Mesela coğrafya kader deyip o kadere boyun eğmek, o boyuna eğdiğin zaman yani hiçbir şey yapamazsın, hiçbir adım atamazsın. Ama dediğin gibi hakikaten coğrafyanın sana sağladığı olanaklar, imkanlar, bakış açıları senin hayatını bir şekilde bütünsel olarak etkiliyor. Bunun böyle olmadığını söyleyebilmek çok güç. Yani belki de Türkiye'de benimle lisede okuyan birçok arkadaşım benden çok daha derin düşüncelere yani ileri anlamda analiz yeteneğine sahipken Türk eğitim sistemi içerisinde ve üniversitede çok iyi puan aldığı için üniversite sınavında çok iyi puan aldığı için araştırmaya gitmektense çevresinin baskılarıyla tıp fakültesine gidip diş hekimliği fakültesine gidip, eczacılık fakültesine gidip harcanan arkadaşlarım olduğunu ben biliyorum. Ama mesela diş hekimi olmuş, gitsen sorsan memnun mu hayatından? Yani parasal anlamda belki memnun ama o adamda aslında bir araştırma ruhu var. Türkiye'de diş hekimi fakültesini okuyan çok az insan sağlayabiliyor, götürebiliyor, yapabiliyor. Yani araştırmaya endeksli hale getirebiliyor. Bizim mesela en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Bizim tıp fakültelerimizin aslında yeni bir devrime ihtiyacı var. Yeni bir yeniliğe ihtiyacı var. Amerika'da ve Japonya'da tıp fakülteleri şöyle söyleyeyim Ümit, araştırmayla iç içe. Yani hastanelerde dahil olmak üzere araştırmalarla iç içe. Yani bu araştırmalar sadece klinik araştırmalarla sınırlı olan araştırmalar değil. Temel bilim araştırmalarıyla da iç içeler. Mesela benim şu anda araştırmaya akredite olduğum İki yer hastane. Ben hastanelerinin laboratuvarlarında çalışıyorum. Yani ben Türkiye'de moleküler biyoloji mezunu olarak hastanede araştırma yapabilir miyim? Düşünmek lazım mesela. Yapamam yani. Çünkü hastanenin öyle bir bütçesi yok. Hastane oraya bir vizyonu yok hastanelerin. Hastaneler bizde hasta tedavi eden yerler olarak görülüyor. Hem devlet Araştırma hastanesi hem yapılan yerler gibi görünmüyor diyorsun yani. araştırma yapılan yer. Araştırma hastaneleri de işte klinik anlamda yapılan araştırma ama temel anlamda bir araştırma yapılan yerler olarak görülmüyor. Bu haliyle mesela bizim hekimlerimizi de bir noktadan sonra kendi alanındaki gelişmeleri takip etme etkinliğinden uzaklaştırıyor. Sadece hastaneye gidip hasta görüp işte birkaç reçete yazıp o hale dönen bir hayat döngüsü içerisine sokuyor Genellikle öyle hekimlerimizi. yani, bizim de Genel gözlemimiz görüyorum. burada o Tabii. şekilde, evet. Ama mesela Amerika'da en basit örneğini vereyim. Amerika'da bir hekim seçerken o hekimin H indeksinin ne olduğu da çok önemli. H indeksi dediğim işte bilimsel yayınlarda SCI kapsamında uluslararası bilimsel dergilerde yaptığı yayınların aldığı atıf sayısı sonucunda oluşturulmuş
Bir puanlama. bir puanlama. Ve bu adamın haş indeksi çok önemli olduğu için buradaki doktora, ben mesela şu anda çalıştığım arkadaşların bazıları tıp fakültesi mezunu, doktor. Adam benden gelip işte temel bilimler öğrenmeye çalışıyor. Ve Harvard'da doktor uzmanlığını yapmış adama burada Türkiye'den çıkmışım gelmişim. Burada temel bilimlerde bir takım bilgiler sunmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü adam buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi kariyeri içerisinde bu çok önemli. Yayın yapmayan doktorla yayın yapan doktoru arasında halkın çok ciddi derecede bakış açıları çok farklı. İşte bizim bu anlamda yani Türkiye açısından düşününce Türkiye'deki bu anlamda bir takım yeniliklere, bir takım nasıl diyeyim, revolution dediğimiz Daha devrimsel. devrimsel şeylere ihtiyacımız var, değil mi? Ama maalesef bu anlamda hani henüz o Ha, kısa istediğimiz vadede noktaya öyle bir gel şey istedi olacak değil istediğim gibi. gibi değil, istediğimiz noktaya gelmedik yani. Ya Peki. ben mesela çok isterim fen edebiyat fakültenin bilimsel alanlarında mezun olan, fizikten, kimyadan, biyolojiden mezun olan insanların hastanelerin araştırma departmanlarında temel bilimler üzerine yayınlar yapıp hatta Sağlık Bakanlığı'nın bu araştırmaları fonlayabilme kabiliyetinin olmasını çok isterim. Mesela Amerika'daki en büyük araştırma fonu hangisi diye sorarsanız NIH. NIH dediğiniz olay ne? Ulusal Sağlık Enstitüsü. Yani bizim Sağlık Bakanlığı gibi bir yer. Yani kimse sadece bir bilimsel organizmadan, bilimsel bir kurumdan bilimsel araştırmalar için fon beklemiyor Amerika'da. Bu anlamda dediğiniz gibi kat etmemiz gereken çok yol var. Evet Mustafa, son olarak şunu sorayım sana. Yurt dışında eğitim ve akademik kariyer düşünenler için neler tavsiye edersin? Şimdi bu soru bana genç arkadaşlar tarafından da zaman zaman çok iletiliyor Ümit. Yani ben Türkiye açısından söylüyorum. Ben Türkiye perspektifinden söyleyerek bunu cevaplayabilirim. Tabii yurt dışında eğitim almış bir insanın daha farklı perspektifte bu soruyu cevaplayabilir. Yani tamamen hayatını yurt dışında geçirmiş bir insanın cevabı daha farklı oluyor. Ama ben eğitimin büyük bir kısmını Türkiye'de alıp daha sonra yurt dışına çıkmış biri olarak cevaplamak istersen bu soruyu şöyle söyleyebilirim sana. Şimdi yani bizim geçen genç arkadaşlardan biri sordu. Hocam dedi yani biz Türkiye'de eğitim sistemimiz ezberci bir sistem. Bize hiçbir faydası yok. Şuradan geliyor, şuradan gidiyor. Ben niye böyle bir sistemde oturup ders çalışayım ki? Çok güzel bir soru. Yani hakikaten çok mantıklı bir soru. Ben de ona dedim ki yani eğer sen o sistemden kurtulup senin için daha tatminkar sistemlere gelmek istiyorsan o bulunduğun sistemdeki önce başarılı olmalısın. Yani tamam ben de kabul ediyorum çok ezberci bir sistemimiz var. Ama o sistemde ben başarı elde etmemiş olsaydım boşlasaydım onları değerlendirmeseydim bugün bulunduğum noktaya gelemezdim. Bulunduğum noktanın bahanelerini, eksküzlerini yapamazdım. Yani ister istemez adım adım gitmeniz gerekiyor. Yani ilk önce kendi sisteminizde başarılı olmanız lazım ve gittiğiniz her yerde bir başarı grafiği çizmeniz lazım. O sizi belki hayalini kurduğunuz, düşündüğünüz ortamlara götürecek. Fakat daha ilk basamakta bırakırsanız, ya bu çok saçma bir sistem derseniz, sevmeseniz bile bırakırsanız bu sizi bir noktaya götürmüyor. Sevmeseniz bile yani şöyle dereye geçene kadar ayıya dayı demek meselesi gibi bir şey. Onu yapmanız gerekiyor. Ve üniversitede benim arkadaşlara çok önereceğim bir şey var. Şimdi birincisi dil. Eğer yurt dışına çıkmak istiyorlarsa dil kesinlikle çok önemli bir fonksiyon. Özellikle İngilizceyi çok iyi bilmeleri lazım. Hatta şu anda artık İngilizceyi bırak, ikinci, üçüncü yabancı dil öğrenen insanların sayısı da artmaya başladı. Ama hadi diyelim ki ikinci, üçüncü dil öğrenecek vaktim yok ama İngilizceyi çok iyi öğrenmen lazım. Peki İngilizceyi sen nasıl öğrenebilirsin Türkiye'de? Öğrenemezsin. Açık ve net söylüyorum. Türkiye'deki İngilizce eğitim sistemiyle bir insanın İngilizce öğrenebilmesi çok güç. Çünkü İngilizceye bizim yaklaşımımız teorik. Nasıl Teorik teorik? kullanmıyoruz. Ha, kullanmıyorsun. Kullanmıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle, yani matematik öğrenir gibi, fizik öğrenir gibi İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Dilin öyle bir doğası yok. Dil çok farklı bir doğası var.
Bak, çok ilginç bir şey anlatacağım. Arkadaşlar çok iyi anlayacak. Ben bu örneği keşke erkenden görmüş olsaydım diye hep kendime söylerim. Japonya'da bizim Fransa'dan intern yapan, yani staja gelen arkadaşlar geliyordu bizim laboratuvarlara. Ve bunlar lisans öğrencileriydi. Lisans son dönem öğrencileri veya yüksek lisans öğrencileriyiz. Doktora programlarına başvurmak isteyen öğrenciler. İki tane öğrenci geldi 2018'de, 2017'de bizim laba. Bir tanesi, ikisi de Fransız ve ikisi de bir 6 aylığına 8 ayda Japonya'da staj yaptılar bizim laboratuvarlarda. Ve bu iki arkadaş da stajlarının sonunda uluslararası İngilizce dil sınavı olan TOEFL'a girmek zorundalar. TOEFL'ı testi almak zorundalar ki doktora programlarına başvursunlar. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi, bu Fransız arkadaşlardan bir tanesi, ya bakıyorum hiç çalışmıyor Ümit. Yani sınavı var 2-3 hafta sonra ya da 4 hafta sonra, hiç çalışmıyor. Diğer arkadaş harı harı almış gramer kitaplarını, işte test kitaplarını, TOEFL test kitaplarını, harı harı çalışıyor. Dedim ki ya bu adam, dedim, çok fena, hiç çalışmayan adam, bu arkadaş, dedim, çok fena Çakılıp toslayacak. gidecek. Ha, bu çok fena toslayacak. Diğeri de en azından belki bir şeyler yapacak, yani bir 90 seviyesinde bir şey olacak diyecek. Neyse, bir gün ben çünkü bunları izliyorum. Benim danışmanlığım altındalar. İzliyorum Ümit. Bir gün artık 2 gün mü kalmış sınava ne? O hiç çalışmayan arkadaş açtı. Böyle bir baktı. Review etti. Kapattı. Diğer arkadaş yine harı harı çalışıyor. Ümit, bunlar sınava girdi. Tamam, aradan 2 hafta geçti. Hiç çalışmayan arkadaş 120 puan üzerinden 112 skor yaptı. 112 skor yaptı. Harı harı çalışan arkadaş zar zor 85 yaptı. Yani Ağustos böceği sendromu Ha. olacak diye bekliyordun ama öyle olmadı. Olmadı Ümit. Çok ilginç. Ben tabii şaşırdım. Aldım o hiç çalışmayan arkadaşa, dedim ki ya arkadaş, senin sırrın ne, dedim. Sen, dedim, geldiğinden günden beri bir kez İngilizce şeye bakmadın, dedim. Hiç sınavla ilgili bir gramer kitabına bile bakmadın. Nasıl Son başardın? iki gün kaldı. 2 gün aldım, bire bir baktım, bir review ettin. Geldin 120'den 112 yaptın. Senin bu sırrın ne, dedim. Bana döndü, dedi ki, dedi ben, dedi, Fransızım. Belki Fransızım ama Fransa'da okuyorum. Ama dedi, üniversiteye başladığım ilk gün, üniversite birinci sınıftan itibaren ben, dedi, Fransızca, materyal, gazete, roman, film seyretmeyi bıraktım, dedi. İlk birinci sınıftan itibaren, dedi, sadece İngilizce kitaplar okuyorum ben. Isaac Asimov'un, belki senin de bildiğin önemli bilim kurgu yazan, bütün serisini, dedi, ben İngilizce okudum. En az 2 kez okudum. Ondan sonra Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi'ni en az 2 kez İngilizce'den okudum. Harry Potter serisini okudum. Filmleri Ve de ben, dedi, altyazısız ha, izlemiştir herhalde. ve dedim, ilk zamanlar, dedi, çok zorlanıyordum. Anlamıyordum ama sebat ettim, yani sabır gösterdim. Filmleri de, dedi, ilk zamanlar altyazılı falan izliyordum. Sonra 2 sene sonra, 3 sene sonra onları da bıraktım. Yani, dedi, senin, dedi, bu diğer arkadaşın gördüğü gibi 85 arkadaşın çalıştığı süreyi ben, dedi, 5-6 yıldır çalışıyorum, dedi. Ha, İngilizceyi dedi, yani kullanmış yani bir şekilde. aynen, dedi ki, yani dil zaten böyle öğrenilir, dedi. Yani sen dili matematik gibi, fizik gibi öğrenemezsin, dedi. Yaşayacaksın, O, kullanacaksın. tabii, yaşanacaksın, kullanacaksın ve çocuk, inan Ümit, yani hiç zorlamadan 120 üzerinden 112 yaptı. Ve çocuk iyi bir doktora programına gitti. O 85 alan arkadaş da Kanada'da Fransız şehrinde, bir Fransız şehrinde olan bir bölgede, işte oradaki bir üniversiteden doktora kabul aldı, Fransız dili ağırlıklı. Evet. Yani şunu neden anlattım? Şunu benim şu anki bu aklım olsaydı, genç arkadaşlara da söylüyorum. İngilizce alıp tabii ki temel bir bilgi sahibi olmanız lazım. Ama temel bilgi sahibi olduktan sonra işin %100'ü size bakıyor. Yani siz alıp birinci sınıftan itibaren siz Türkçe ile irtibatınızı kesmeniz lazım. Siz zaten ana diliniz Türkçe. Türkçeyi artık çok fazla, Türkçe materyal okumanıza gerek yok. Türkçe romanlar okumanıza gerek yok. Türkçe gazete okumanıza gerek, haber okumanıza yok. Türkçe filmler seyretmenize gerek yok. Siz İngilizceyi hakikaten o 120 üzerinden 112 alan arkadaş gibi geliştirmek istiyorsanız, üniversitenin birinci sınıfından itibaren Türkçe de bağınızı kesip İngilizceyi de İngilizce romanlar, İngilizce filmler, İngilizce işte podcastler dinleyerek bir noktaya gelirsiniz. Yoksa bir sene kalmış, ya hadi gel TOEFL'a hazırlanayım anlayışına girerseniz 85'i zor geçersiniz, 80'i zor geçersiniz. Bakın benim bile halen yani o kadar yurt dışında eğitim almama rağmen falan, ben bu arkadaşın aldığı skoru alamam, 112 alamam.
Ama yani girdiğim sınavda çok zorlanıyorum yani. Halen benim çok üst düzey bir Çünkü sen İngilizce aynı sorum yok. süreçlerden geçmedin. Geçmedim. Yani kendi yani bu bilinçte değildim yani hazırlanırken. Ben İngilizceyi şu olarak kazanıyordum. Yani matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi teorik olarak görüyordum. Öyle öğretildi bana. Ama öyle olmadığını anladım. Yani hangi dili çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Yani o dille meşgul olmanız lazım. O dille kendinizi o dile maruz bırakmanız lazım. Anlamasanız bile. Zaman içerisinde zaten anlamadığınız şeyler anlamlaşmaya başlıyor. Dili yaşayacaksınız, Ya beyin kullanacaksınız öğreniyor. diyorsun. Zaten beyin öğreniyor dili. Beyin yani matematik gibi öğrenmiyor dili. Fizik gibi öğrenmiyor dili. Biyoloji gibi öğrenmiyor dili. Farklı şekilde öğreniyor beyin dili. Dil O konusu açıdan kritik diyorsun yani. tabii dil konusu çok kritik. Onu Özellikle İngilizce. tabii. Onu hallettikten sonra bir ikinci husus üniversitedeki hocalarınızın laboratuvarına gidip o laboratuvarlarda Vakit yani geçirdim. çalışmalara katılacaksınız. Ve öğrenebileceğiniz kadar teknik deney teknikleri öğrenmeye çalışın. Ve bu teknikleri sindirin. Bu teknikler sindirdiğiniz zaman bunlar size hayatınızda ileride çok yardımcı olacak. Çok katkısını göreceksiniz. Ve belki çok önemli bir şey. Sempozyumlara, bilimsel kongrelere katılmak çok önemli. Oralarda network geliştirmek çok önemli. Ama en az onun kadar önemli olan bir şey yapabiliyorsanız yaz stajlarına gidin yurt dışına. Bunlar çok önünüzü açan şeyler. Hatta yaz stajına gidin, iyi ilatlara gidebilirsiniz o yaz stajlarında ve o bir kendinizi ispat ederseniz, heyecanınızı ispat ederseniz doktoraya o laptop kabul alma ihtimaliniz %100 oranda artıyor. Yani bu da çok önemli. Dışarıyla Hani ben erken çok temas da önemli diyorsun yani. tabii ben mesela üniversite hayatındaki çok sempozyumlara, çok kongrelere önem verdim. Şimdiki aklım olsa en az onun kadar da yaz stajlarına giderdim. Bu benim mesela doktora programı bulma, network geliştirme anlamında çok daha katkı sağlayan bir şey, süreç. Bu anlamda bunu söyleyebilirim. Yani üç temel şeye ihtiyaç var Ümit. Birincisi çok okumak. Kendi ilgi alakalarıyla ilgili okumak. Ve ben şunu da söyleyeyim. Lisanstaki bir arkadaşın ben şu konuda spesifik olacağım diye düşünmesine gerek yok. Yani bir araştırmacı için bir konuda spesifik olmak tabii ki önemli. Ama araştırmacı denilen kişi bir heyecanlı konu verildiği zaman üzerine düşünüp araştırıp kendi altyapısını hazırlayabilecek kişidir. Yani hangi alanda olursa olsun. Yani modern araştırmacılar böyle bir şey yani. Modern araştırmacılar sadece X konusunda çalışmaz. X, Y, Z, D fark etmez. Hangi konuda olursa olsun ya heyecanlı bir şey bulduğu zaman onun içine atlayıp oradan anlamlar çıkartabilen kişilerdir modern araştırmacılar. O açıdan mesela kendinizi sınırlandırmak ya ben sadece bu konuda çalışıyorum demek size ileride karşılaşacağınız fırsatları da önüne engel olabilir, teşkil edebilir. Belki çok daha önemli bir kariyer yapmanızı önüne yani kariyer yapmamanıza neden olabilir. Bunu düşündüğünüz zaman çok sınırlandırmaman lazım lisanstayken kendi. Her konudan bilgi alman lazım. Ve bu her konudan bilgi aldığın zaman ileride uzmanlaştığın alanda Ümit, o alanda neden uzmanlaşmak istediğini, o alanın karakterini çok daha iyi özümseyebiliyorsun. Bu açıdan önemli. Şimdi çok okumak dedik. Bu bir. İkincisi Dil. çevrede ne olup bittiğini gözlemleyebilmek. Yani kendini update tutabilmek, güncel tutabilmek. Bu çok önemli. Yani güncel tutmadığınız zaman bir noktadan sonra alanı kaçırabiliyorsunuz. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz ve eski modası geçmiş şeylerin içerisine boğulabilirsiniz yani. Araştırmalar için de bu söz konusu Ümit. Yani modası geçmiş bir araştırmada en iyi araştırma yapsanız da yani kimsenin gözün dikkatini çekmiyor. Yani nasıl diyeyim sen dikkatini çekmiyor. Onların ilgisini çekmiyor. Çünkü modası geçmiş bir araştırma oluyor. Onun için kendini güncellemeniz lazım. Üçüncüsü olarak da network. Yani insanlarla diyaloğa gitmeniz lazım. İrtibata geçmeniz lazım. Korkmadan e-mail atmanız lazım. Ya adam mesela bana diyor ki hocam diyor ya benim neyim var ki nasıl e-mail atayım ki hiçbir şeyim yok. Öyle düşünmeyeceksin. Sen yani isteyenin bir yüzü istemeyenin iki yüzü kara Tarih felsefesiyle cesurları yazar diye bir söz tabii vardır. tabii Burada da kesinlikle. geçerli. Ya ben MIT'de ilk stajımı yaptığımda 2011 yılında hiç unutmuyorum. Oradaki MIT'deki bir hoca demişti ki ya diyor bize başvuranların büyük bir çoğunluğu cesaret gösterip yeteneksiz olan insanlar ve bir kabul ettiğimiz hepsinin de onlardan diyor.
Çok az bir kısmı aslında çok yetenekli ve bize başvuran insanlar demişti. Hakikaten öyle yani. Yani siz yani kimse annesinden doğma yetenekle doğmuyor. Öğrenerek, vakit geçirerek bir konu üzerinde uzmanlaşıyorsunuz, yetenek sahibi oluyorsunuz. Onun için dediğin gibi cesaretli insanları yazıyor tarih. Evet. Bu üç temel örneği verebiliriz Ümit. Böyle düşünüyorum. Teşekkürler Mustafa. Ben teşekkür ederim Bir Ümit. buçuk saati geçmişiz. Aha. Keyifli bir sohbet oldu. Fırsat buldukça artık başka konularda da konuşacağız inşallah ileride seninle. Belki bir seri çıkartabiliriz bundan. Çok Olur Ümit. teşekkürler Çok tekrardan. Ben çok teşekkür ederim Ümit. Bana böyle bir fırsatı verdiğin için hem deneyimi genç arkadaşlarla paylaştık hem de Türkiye'deki bilimsel gelişmeye bilim ok üzerinden böyle katkılar sağladığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.